Bitcoin Üç kola yadımda Coin parada Hanımlar beyler nokta başlıyor Ya gerçekler ya sessizlik Okan Bayülgen konuğuna hayat, iş ve gündem kümelerinden ardı ardına sorular yöneltecek. Konuğumuz yanıtlamak istemiyorsa ya da soruyu kısa kesmek istiyorsa önünde bulunan noktalayıcıyla sunucunun sesini kapatacak. Okan Bayülgen aynı kuraldan yararlanarak konuğu net ve gerçekçi yanıtlar vermiyorsa konuğun konuşmasını noktalayacak. Sunucu ve konuğu eşit şartlarda konuşacak. Bu kural konuğumuzun samimi, derin, dürüst açıklamalar yapmasını sağlayacak ve sizler alışık olmadığınız bir söyleşi izleyeceksiniz. Stüdyo hazır, söyleşenler hazır. Hanımlar, beyler, nokta başlıyor. İyi akşamlar, yayıncılık dünyasının çok önemli bir ismiyle beraberiz. Oğuzhan Uğur, stüdyo konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu genç adam hakikaten e, YouTube yayıncılığının çok önemli bir ismi içerik koyanlar arasında çok yüksek bir izlenmeye sahip ama tekrar ediyorum bu sözümü içerik koyanlar arasında tık almaya çalışanlar arasında değil hemen ee, sorularla başlıyorum. Biraz ciddi bir halim var diğer programlara evet, nazaran yani bu programda. Tuşlar, şeyler, ee, evet, yani bu şeyler başlattık kurtum. Evet. Inanılmaz. <laughs> Sözümü kesmek istersen, çok konuşursan falan ona basabilirsin. İnternet aramalarında müzisyen, oyuncu, yönetmen, yazar, senarist, karikatürist, programcı, YouTube fenomeni, fotoğrafçı, hatta konuşmacı olarak işlerini görüyoruz. <laughs> Bu tanımlamaları sen mi başlattın? Yani bazen öyle olur ya Wikipedia'ya sen bir şey yazarsın ondan sonra insanlar bunu devam ettirirler falan. Öyle senden mi çıkıyor bunlar? Yoksa insanlar seni hakikaten böyle çok yönlü olarak mı görüyorlar? Sanırım çok yönlü olarak görüyorlar. Çünkü ben mesela bu mesleğe başladığımda YouTube'a başladığımda konuşulmaya başladı benim geçmişte yaptığım işler. Ve ben bu mesleğe başladığımda Wikipedia maalesef kapalıydı. O yüzden kimseye bilgi verebilmek gibi bir durumda söz konusu değildi. Ama insanlar geçmişte dergilerde çizim karikatürleri görünce işte... Murat Dal da Kılıç'ın klibini izliyorlar. Sonunda yönetmen olsa Nur yazıyor. Şaşırıyorlar bu herif karikatürist değil miydi? Derken bir sinema filmi çıkıyor. Aa bu iğrenç bir herif var hiç komik de değil diyorlar. Aa oyuncuymuş o zaman bu adam diyorlar benim için. Sonra efendim bir konuşmaya çağırıyorlar beni. Orada ben iyi bir şey konuşuyorum. Sonra o çok paylaşılıyor. Viral oluyor. Eğitim hakkında konuşuyorum mesela. Viral oluyor. E, politikacılar paylaşıyor. Diyorlar ki bu adam demek ki konuşmacı. E, Youtube'da bir program yapıyoruz. Çok küfrediyoruz. Eğleniyoruz. Yani istediğimiz gibi geyik yapıyoruz. Diyorlar ki ya bu Komik bir adam o zaman diyorlar. Hepsi kendi kafasında kategorilere sokmuşlar, başlıklandırmışlar. Ben de hepsine eyvallah diyorum doğal olarak. Çünkü benimle ilgili ne kadar basıp sayarlarsa o kadar sahiplenirim. Hoşuma gidiyor çünkü. Peki özellikle seçim zamanında, yerel seçimler Hı -hı. zamanında, ondan öncesinde de seçim programları yaptın. Herkesin sandığının aksine birçok e, önemli siyasi kişilik, evet. başka programlara çıkmayan, nazlanan, hayır yanıtı veren birçok kişi senin programına katıldı evet. ve bu programlar çok başarılı oldu o kişileri tanıtmak açısından onların siyasi propagandalarını iletmeleri hı hı. bakımından orada da seçim zamanında da sen başka bir kişiydin hakikaten evet. yani makara yapan gırgır gır yapan hatta küfreden hatta hı hı. serseri bir çocuk değil baya böyle adam akıllı e, ciddi e, siyasi programlar yapan yani rolden role mi giriyorsun? Aslında rolden role beni yaşadığım toplum sokuyor. Yani yaşadığım hayat sokuyor. Çünkü biz o programlara gidip eğlenene kadar başımıza gelenler programdan sonra programı yayınladıktan sonra başımıza gelenler. Bir gece uyandığımızda bir anda daha fakir olmamız bizi doğal olarak hayatla ilgili konuşmaya da etiyor. Hayatla ilgili konuştuğumuz zaman da maalesef Türkiye'de en azından bazı şeylerin çok da fazla şakasını yapamıyorsunuz. Geçen gün bir filmden e, alıp Twitter'a yazmıştım demiştim ki evet mizah çok güçlü bir silahtır fakat evini böcekler basarsa palyaço çağırmazsın. <laughs> Doğal olarak biz de bu e, ya yani bununla yaşıyoruz aslında. Çünkü programa gidiyorum, çok eğleniyorum. Twitter'a bakıyorum program bittikten sonra gündeme bir bakıyorum. Artık ben o gündem oluyorum bir anda. Yani aslında bu bir role girmek değil de e, senarist sanırım çok e, farklı yazıyor konuları. Peki e, acaba e, gündeme kayıtsız kalamamak gibi bir rol de mi var artık? Yani bunu rol, tırnak içinde rol yapma olarak söylemiyorum. Yani bir görev de mi var? Bir durum da mı var? Yükümlülük de mi var? Gündeme kayıtsız kalamamak. Çünkü e, senin Babala TV'nin içerisinde e, ağır siyasi programların da var. Tabii, tabii. Olmalı diye düşünüyorum. Yani sonra gündem değiştiğinde... E, ...halkın konuştuğu bir siyasi gündem ortaya çıktığında... ...ya bir dakika ne olur bana dokunmayın... hani ...ben tamam kendi başıma takılayım falan diyemiyorsun o zaman. Diyemem. E, bu şekilde hareket edenlere de ya da kariyerini bu şekilde idare edenlere de... ...söz söyleyemem. Yani bu benim bir taraf olduğumu göstermiyor aslında. Hmm. Ben bu işin bir diyeti olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. milyonlarca insan benim konuşmamı dinliyorsa... ...evet eğlenmek için dinleyen de var ama... ...orada fikir vermem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Hayatı tarihi bile dizilerden ibaret zanneden insanlar var artık. Yani bizim bilgiye daha kolay ulaşmamızı sağlayan cihazlar çıktıkça biz bilgiden daha kolay uzaklaştık. Hmm. Çok enteresan bir şey yani şu anda telefonumu çıkartıp Çin'de neler olduğunu öğrenebilirim bir dakika mı almaz zamanında 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 mektuplar yazılırdı o ulaştı mı diye beklenirdi geri dönüşler beklenirdi ondan öncesine giderseniz nelerle insanlar haberleşiyordu ediyordu. E şimdi elimizde ufacık bir cihaz var ya. bir saniyede Çin'e bağlanabiliyorum Amerika'ya bağlanabiliyorum Rusya'ya bağlanabiliyorum ve diyorum ki orada acaba neler oluyor hepsini okuyabiliyorum. Yale Üniversitesi'nde bir profesör bir makale yazdığı zaman onu... Küt diye buradan okuyabiliyorum. Bizim zamanımızda öğrenci işlerinden çıkamıyorduk 15 saat. Yani bir hocayla görüşmek istiyorduk mesela. Tabi hepsini genellemiyorum burada ama bazı hocalar mesela asla görüşülmez hocalardı. Hmm. E ben şimdi istediğim hocayla istediğim yerde muhatap olabiliyorum. Amerika'daki hocayı da görebiliyorum. Clubhouse çıktı. Clubhouse'a giriyorum. E, uçak teknolojilerini dinliyorum. Bilgi aslında her yerde. Hmm. Ama biz bunu işte ona like atmaya, buna bir şey yazmaya, yorum yapmaya, yani mahalle arasında aldığımız, yaptığımız dedikoduyu <laughs> international'a taşırsak Konu tam olarak buraya geliyor. Peki bir e, atölye gibi çalışıyorsun. Ben evet. de geldiğim zaman gördüğüm şey o. Yani sürekli çalışan bir sanat atölyesi gibi hiç nefes almadan çalışan bir e, yazı işleri gibi, <laughs> gibi evet. sürekli fikir bulmaya çalışan bir reklam ajansı gibi sürekli bant üretimi yapan bir fabrika gibi senin alanına her geldiğimde bir programa Hı -hı. katılmak için ya da başka bir nedenle hep gördüğüm şey bu. Sende de hissettiğim şey evi olmayan bir adam görüyorum. Yani herhalde bir ev yok. Bu da ee, gecenin bir saatinde herhalde burada uyuyakalıyor. İşte sabahta temizlikçiler bunun leşini buluyorlar burada. Bunu kaldırıyorlar. ayağa dikiyorlar falan. Hani tekrar çalışmaya başlıyor gibi. Bir evin var mı? Var. Çok nadir uğradığım, nadir uğradığım için çok fazla da derleyip toparlayamadığım, insanlar geldiğinde böyle burası ev mi, sokak mı ulan falan diyorlar bana hatta. Yani ha. o kadar dağınık bir evde yaşıyorum ki. Hiç vaktim olmuyor çünkü. Hani şunu alıp şuradan şuraya koyayım diyecek bir vaktim bile yok. Ama e, mutluyum bu durumdan. Çünkü çok düzenli bir evim olsaydı ya da o evde çok vakit geçirseydim de bu sefer aklım bambaşka yerlerde kalacaktı. En azından her konuya böyle çalışarak, koşturarak format çekerek e, her konuyla yarışıyoruz. O yüzden de evde az uyumuşum işte ev dağınıkmış falan bunlar artık çok da Peki bu yani. ev şeyde mi mesela böyle işte Zekeriya Köy, Ali Veli Köy... E... <laughs> <laughs> uçsuz bucaksız köy falan gibi bir yerde mi yoksa? Keşke der öyle olsaydı ha. ama maalesef e, sıkıntılı bir adamım geç kalma konusunda çok büyük hmm. dertlerim var. Hmm. E, bir türlü hiçbir yere erken gidemiyorum mesela. Tam zamanında gidemiyorum. O kafamın çok dolu olması ile al alakalı. Mesela bu programa gelirken otoparkta video yükledik. Evet. Onu diye. söyledin. Yani evet. tabii, otoparkta video yüklerken, aa Okan abi nasılsın? İşte içeride konuşuyorduk. Siz geldiniz. Dediniz ki 40 saniye var. Aa tamam hadi gidelim. Geldik buraya oturduk. Yani bu koşturma esnasında zaten ben seviyorum galiba biraz ama yanındaki tipler de öyle yani benim de tanıdığım tabii, tabii, tabii. çalışma arkadaşların eskiden benim de çalışma arkadaşım olan evet. adamlar da öyle yani beraber bir banka soymaya gidiyormuşsunuz birazdan bereleri takacak mısınız falan gibi bir haliniz de var, var. yani sürekli mi böyle bir ee eksite oluyorsunuz sürekli birbirinize tahrik mi ediyorsunuz yani şunu da yapalım bunu da yapalım mesela bir de başka türlü bir şey vardır evde seni bekleyen bir sevdiceğin vardır bir çocuk vardır bir amca vardır komşu filan anne onunla oturursun hafta sonları filan yani böyle de bir hayat var. Var ama mesela o amcayla Bana göre de anda, yok da var diyorlar. Vardır ama ha. biz yapınca bunu şöyle oluyor. Amcaya ne haber dediğimiz zaman harika bir format fikrim var evlat deyip sana geliyor. Sonra <laughs> o amca da diyor ki ben de artık sizinle çalışmalıyım. Doğal olarak mesela buradaki iki kişi benim amcam olabilir. Yani ha. ama şu anda ekip arkadaşım. Berk Uçar mesela bizim ekibe nasıl dahil oldu sürekli gördüğümüz Berk Uçar. Bana bir gün mesaj attı dedi ki çok komik program ben dedi geleceğim. Geldi gitmedi. Mesela doğal olarak hem arkadaşın olup hmm. hem... E, ekip arkadaşın olunca biz onun yok yani yoksunu çok çekmiyoruz işte başka bir hayatımız olsun. Hep ekip arkadaşlarımızla geziyoruz. Hep iş mi konuşuyoruz? Konu bu değil aslında. Evet. Arkadaş olduk onlarla. Hem iş hem arkadaşlık. Böyle bir siyah giyen adamlar haliniz var. Ee, var. E, hepinizin yani başka gizli işleriniz de varmış gibi görünüyor ama bir de hayır bir de şöyle bir şey var. Yani sen İstanbul'dan ayrılıp bir yere gittiğinde aslında Turneye de gitmiş oluyorsun değil mi mesela müzik grubunla? Tabii tabii tabii. tabii. Bir yani, de o var. Tabii Türkiye'nin her yerini geziyoruz mesela. Ama müzik grubu da benim arkadaş çevremden oluşuyor. Doğal olarak iki ekipte e, birbiriyle arkadaş. Hmm. Arkadaş arkadaş Türkiye'yi geziyoruz. Mesela Domini'ye Berkler'le gittim ben. Hmm. Yani aslında e, onların gelmesine gerek yoktu. Ama benim için önemliydi gelmeleri. Bir de herkesle aran iyi değil mi? Mesela benimle de aran iyi, Acun'la da aran iyi. Ondan sonra <laughs> e, ne bileyim herkesiz, herkes herkesin çok seviyor. Yani ciddi de buluyorlar, bir de başarını da Sağ hani olsunlar. başarını da kıskanıyordur herkes. Bir yandan çok da takdir ediyordur. Yani bu genç yaşta aslında buna ulaşmak da kolay bir şey değil. Yani tabii biraz politik davrandığımız noktalar oluyor. Yani herkes bizi sevsin diye e, kendi karakterimizden taviz vermiyoruz ama en azından ortama göre ayak uyduruyoruz birilerinin neden daha fazla hoşlandığını bilerek sanki biz de çok ondan hoşlanıyormuşuz gibi bazen davranabiliyoruz. Eski şöhretlerin şeyleri vardı. Yani onun çıktığı kızla öbürü çıkardı. Sonra bunların arası bozulurdu. Sonra Hı. o kız bunları ikisini idare ederdi. Sonra gider bir de bunlarla arkadaş olan başka çocukla çıkardı filan. Bunlar küserlerdi. Bunlar hep yaşadığımız şeyler oldu. Hı. Eski şöhretler arasında ya da hayat daha yavaştı ama kızlar hızlıydı. Hı. Ya da Hı. adamlar kendilerini hızlı sanıyorlardı filan. Az iş vardı. O işi niye o aldı da bu alamadı vardı. Şimdi çok iş var. Daha küçük paralar ama daha çok iş var. Hı hı. Dolayısıyla herkese biraz iş düşüyor aslında. Var mı böyle rekabet ettiğin kimse? Yoktur herhalde. İş konusunda mı? Kızlar konusunda mı? İkisinde de. Yok. Yani olmasını çok isterdim. Çünkü çok hı. farklı bir alanda çok farklı formatlar yapıyoruz biz. Mesela bizim talk show'umuz 2 saat sürüyor. 3 saat süren var. Bir saat sürüyor falan. Bunu akıllı adamlar yapmaz. Evet. Yapmaz yani çünkü çok zor bir iş düşünüyoruz. iki buçuk saatlik video koyacağımızı. Onu ona bölüp her gün bir video koyabiliriz. Kanalımız bir anda 6 milyon aboneye de ulaşabilir. Hani bunun gibi stratejiler var ama yapamıyoruz. Çünkü gündem odaklı programlar yapıyoruz. Mizahı da gündeme e, uydurup yapıyoruz. Hmm. Doğal olarak hani bir stok şansımız da yok. O anda çekileni hemen vermek zorunda hissediyoruz da kendimizi ki öyle olmak zorunda bence. Evet. Bunu da kimse yapmıyor. Neden yapmıyorlar? Çünkü akıllı adamlar. Yani gidip 20 dakikalık harika bir şahane bir içerik yaparlar. E onu izletirler. 10 bölüm çekerler. 10 ay yatarlar ama her hafta video koyarlar ve insanlar der ki o sürekli video geliyor. Harika derler. Bizde öyle bir durum olmadığı için e, akıllı adamlarda akıllı olduğu için bunu yapmadıkları için biz çok rakip göremedik. Geçen hafta eee Armağan Çağlayan'ı konuk olarak evet, kaldık. Evet. Çok mutluyum ben. İki çok önemli yayıncıyla arka arkaya program yapıyorum. Şimdi ikiniz de aslında televizyon patronlarısınız ama bizim alışa geldiğimiz medya patronu bizzat işin içinde bizzat dükkanın içinde stüdyonun içinde çalışan, yaşayan, orada yatıp kalkan, günde şu kadar adet program çeken filan insanlar alışa geldik bir şey değil. Hı hı. Çünkü eskiden e, televizyon patronu olmak demek bir yandan da bir gazetesi olmak, bir yandan da bir e, başka ticari işler içerisinde olmak, bankası olmak, şusu olmak, busu olmak, başka yatırımları olmak ve patron olmak ve o işten anlamamayı gerektiriyordu. Yıllarca biliyorsun Türk basınında ve televizyonculuğunda işten anlayan ya da anlamayan patron. E, konusu konuşuldu zaten patronlar işten anlamıyordu dolayısıyla e, o zaman iyi patron kötü patron yani çalıştırdığı basın mensubunu televizyonda ya da e, gazetede koruyan kollayan ona özgürlük tanıyan onun derdini dinleyen patron ya da bunlardan hiç anlamayan işte e, ya iktidar tarafına ya muhalefet tarafına yaslanmış patron falan gibi ayrımlar yapıldı şimdi bu patronlardan bu patronlara geldik <laughs> yani evet. bizzat işin içinde bizzat kameranın karşısında ama kamera kamera kapandıktan sonra da oturup para hesabı yapıyor. Şuna şu kadar ödedik, buna bu kadar ödedik. Şu kadar seyredildi, şu kadar gelirimiz var falan filan ve bir süre sonra senin ayarına geldikten sonra da işte muhasebeciyle çalışma, vergi ödeme, şunu yapma, bunu yapma falan filan gibi şeyler oluyor. Nasıl hissediyorsun bu konuda? Ben yıllar önce söylemiştim yani herhangi bir büyük medya patronu senin izlen, izlenme sayılarını gördükten sonra ya satar ya intihar eder diye söylemiştim yıllar öncesinde. Şimdi sen büyük ...güyerek ilerliyorsun. Nasıl bakıyorsun buna? Yani daha mı... ...daha çok patronlaşacak mısın? Ee, ya da daha da çok... Um, ...nasıl söyleyeyim... ...ustalaşacak mısın... Ee, ...kamera önünde? Ee, hangisine doğru yönleniyorsun gibi geliyor sana? Yani aslında... ...biz bir yere yönlenmeye çalışsak da... Gittiğimiz kulvar o kadar çukur halinde bizi bir yere sürüklüyor ki biz istesek de bazen ideallerimize ulaşamıyoruz çünkü memleketin durumu bazen bize oraya ulaştırmıyor. Yani Seth Rogen'la ben takipleşmeye başladım mesela sosyal medya üzerinden. Kim çok Seth Rogen. Seth Rogen Amerika'da çok başarılı işler yapan bir komedyen. Hmm. Hatta orada bir yapım şirketleri var işte John Hill'la James Franco'yla böyle sürekli top, adamlar canları sıkılıyor film çekiyorlar canları sıkılıyor animasyon film çıkartıyorlar ama kafalarına göre hmm. yani baya böyle bel altı da var ama hmm. politik söylemlerde de bulunuyorlar kafalarına hmm. göre yani takılıyorlar. Onunla konuştuğumuzda mesela dedi ki Türkiye'de mizah dedi mesela ben güldüm çok komik bir adammış gerçekten çünkü bunu anlatamadım ona. Sadece mesela... gülerek tepki verdim ona. Diyor ki yani sizin yeni atılımlarınız neler diyor. Çünkü Point Grey diye onların bir yapım şirketi var. Hmm. Sürekli her yıl bir film çıkartıyorlar. iki yılda bir film çıkartıyorlar. E siz Babala olarak mesela diyor adam. Türkiye'den. Mizah için mesela ne gibi hareketler? yani? Sitkom mu çekiyorsunuz? İşte hmm. talk show'dan başka ne yapıyorsunuz? Sordu bayağı böyle öğrenmek istedi. Anlatamadım. Yani çünkü mesela bugün talk show diye başladığımız herkes çok eğlenecek dediğimiz programın yarın ne olacağını biz de kestiremiyoruz. Bir şeylerin e, ideallerinize ulaştırmak istiyorsanız bir şeyleri yarın ne olacağını da bir tık kestirebiliyor olmanız lazım. Hmm. Ama doğal olarak yaşadığımız e, memleket işte e, burada yaşanan olaylar dünyadaki o pandemiler falanlar filanlar pandemiye bizim memleketin verdiği tepki... Amerika'dakiler gibi bize etkilemiyor. Çok daha farklı etkiliyor. Bazen el freni çekmek zorunda kalıyoruz konuşurken. Bazen insanların aslında bilmesine rağmen yaptığı yanlışları anlatmaya çalışıyoruz ama yine dayak yiyoruz. Dayak yiyerek de gidebilirdik ideallerimize ama sanırım artık birazcık şeyiz. Yarından yani yarın ne olacağı ile alakalı çok fazla öngörümüz kalmadığı için son dönemlerde sanıyorum o ideallere koşamıyorum ama patronculuk Zorlu oldu abi. Sen de biliyorsun bunu. Hmm. Ya ben hmm. isterdim ki programımı yapayım, evime gideyim... Hmm. ...bununla bir yapımcı uğraşsın, ben paramı alayım... ...hayatıma bakayım. Hmm. Şimdi ben programı çekiyorum, montajına giriyorum. Bunun bir sponsorluk görüşmesi olduğu zaman... ...o görüşmeye katılıyorum. Hmm. Bulmak için çabalıyorum. Başka bir format geliyor, o formatı yayınlamak için çalışıyorum. Onun montajına giriyorum. Yani aslında... ...her iş yapmamızın sebebi... ...bir yapımcının başta durup... ...aa evladım siz ne güzel işler yapıyorsunuz... ...hadi sizi şuraya yönlendirelim dememesi. Çünkü... Artık işin nereye gideceğine bakmıyorlar. Paranın ne kadar kazanılacağına bakıyorlar. Bizim zamanımızda da aslında yani YouTube'a girmeden evvel de böyleydi. E şimdi herkes böyle bakınca ve herkes para konuşunca e biz de parayı bilmediğimiz için her şeyle kendimiz ilgilenmek zorunda kalıp finalde işte çıkan sonuçlardan ders çıkartıyoruz. Peki, bu takipçilerle, şimdi bu, bu da ilginç bir konu. Yani abonelerin var, çok yüksek abone sayın var. 2,5 milyon mu? Kaç Tabii milyon? Tabii geçtik 2,5 milyonu. YouTube'da 2 milyon 600 bin. 2 milyon 600 an. bin çok yüksek bir abone Bizim sayısı. Bizim kanalımız için çok yüksek. Yani çünkü 2 saatlik programlar, konuşan programlar hmm. var. Tabii artık değil. Çünkü İlker Aylık'la bir ortaklık yaptık biz bu arada hmm. Hmm. yakın zamanda. sağ olsun onun destekleriyle de. Mesela Onur Atilla da bizde program yapıyor şu anda. Hmm. Gazeteci hanımefendiler var bizde program yapıyorlar. Başka evet. konular evet. yani bayağı bir içerik gelmeye başladı. Doğal olarak kanalda bu kadar içerik olması bilmiyorum Okan abi ya. Sanırım yanlış yapıyoruz biz. Hmm. Her formata tek bir kanal açabilir miyiz? burada düşünmesen olabilir mesela reklam arasında filan. <laughs> ben şu anda gerçekten kendime Re geldim... Reklam, reklam arasında mı acaba? Hepsine ayrı bir kanal mı açsaydık acaba? Okan abi biz ne yaptık ya? Kendimi susturmak istedim şu anda. Bu beni susturmuyor muydu? Ben ona mı basmalıydım abi? Aynen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu. Ee, o bir... beni, beni susturuyor galiba. Pardon. Ee. Sen Peki. Bir şey e, başka bir soru. Şimdi <laughs> e, genç insanlardan duyduğumuz şey işte senin e, başarın gibi örneklerle beraber işte ne yapacaksın yavrum? İşte influencerlık güzel bir şey, fenomenlik de güzel bir şey, ee, YouTuberlık var. Şimdi sen bunları galiba YouTuberlığı, e, fenomenliği ve influencerlığı aynı bünyede topluyorsun. Yani toplamazsan şaşarım zaten bu kadar e, çalışan bir adam olarak ve evet. gençler için çok iyi bir çok iyi bir örneksin. Şimdi acaba onlara da birer Hani bizi gençlerin izlediğini falan sanmıyorum tabii ki. Yani hele hele Z kuşağı benimle bir alakaları yok. Son videonuzun altında hatta bir önceki videonuzda Armağan Çağlayan'da da bunu söylemişsiniz. Sonra da bu YouTube'a düşmüş. Öyle YouTube'daki mi? yorumlarda da birçok genç arkadaşımız merhaba ben 25 yaşındayım Okan Bey ben sizi her dakika izliyorum neden böyle dediniz. Sonra bir başkası merhabalar ben 20 yaşındayım sizi çok izliyorum çok seviyorum. Bunun gibi yorumlar da olsun olur. Arada sırada lütfen abi o yorumları da oku. O yorumlar evet. çok önemli. Okumuyorum yorum. Mesela canlı yayınlarda ben çok telaşlanırdım eskiden. Canlı yayına çıkacağım eyvah hmm. eyvallah. Gözlüğüm yanımda zaten. Her an takabilirim bu gözlüğü. Hmm. Benim takipçilerim biliyor gözlüğü taktığım zaman çarp moduna geçiyorum. Evet. O yüzden şimdilik takmıyorum. Çok rahatım çünkü. Hmm. Ama mesela artık korkmuyorum canlı yayından. Artık korktuğum şey bu canlı yayının YouTube'a düşecek olması. E orada işte tam onu soracaktım. Şimdi yorum yani, o zaman geliyor. Bu, bu, bu e, özellikleri aynı bünyede toplayan bir adam olarak doğru mecra mı YouTube acaba? Aslında e, bütün kanallar zaten hep söylüyorum sana bunu. Herkes seninle ortaklık yapmak için kapına gelecek zaten. Yani Tabii. bu bir dijital platform olabilir. Bu şu anda konvansiyonel eee idareyle devam eden kanallar olabilir. Bu büyük bir dizi kanalı olabilir. Yani benim beklentim haber kanalları değil yani Hı -hı. sana başvuracak olanlar. Dizi kanalları. Yani eskiden dizi kanalı dem demediğimiz ulusal kanal dediğimiz Hı -hı. <laughs> Aslanım kanal dediğimiz onların her yıl tanıtımlarını ailenizin televizyonu diye yaptıkları kanallar yani dedikleri işte bizde anneanneye de iş var dedeye de var çocuğa da var enişteye de var halaya da var diye hani bir aile tanıtımları yapılıyordu ya sezon başlarken ve çok başarılı işler de yapıldı ee, ve o yüzden işte pazar günleri çizgi film vardı. Hı hı. Ee, Ondan sonra işte haber bülteni vardı. Haber bültenleri izleniyordu. Haber kanalları izlenmiyordu değil mi? O kadar. Ondan sonra pazar sineması vardı. Ee, pazar akşamı sineması, pazar sabah sineması, evet. e, çizgi film, çocuklar okuldan geldiğinde şu falan filan. Yani bir kanal diyordu ki siz bana hepiniz birden bir oturma odasından bakın. Ben hepinize iş üreteceğim. Ama şöyle bir şey. Şimdi YouTube'da sen ya da... E, Armağan ya da Cüneyt Özdemir ya da e, senin gibi e, akıllı insanlar sonuçta bu kanallar gibi olmaya başlıyor. Haber kanalı gibi değil, bu kanallar gibi. Evet. Yani aslında YouTube çatısı altında a, burada bir tane kanal D var, burada bir tane Star var, burada bir tane Show TV var gibi. Yani araya bir küçük dizi atsan, kendin çeksen ya da bir de bir diyelim ki kolayca ee, satın alabileceğin ama doğru tercihlerle bir iki böyle kült sanat filmi filan atsan e oldun sen bir kanaldı. Tabi. Ya da star ya da şov oldun. Olursun. Ama başlıklarıyla olurum. Yani mesela kanalda ya da diğer işte ana akım medyada bir başlık var ya. Bu bir aşk dizisidir. Bu bir magazin programıdır. Bu bir haber programıdır diye gidiyor. Biz o başlıkların altını farklı doldurduğumuz için YouTube'uz. Evet bizim de başlıklarımız aynı. Evet biz de bir tartışma programı yayınlıyoruz. Evet biz de bir mizah programı yayınlıyoruz. Evet biz de bir dizi yayınlayabiliriz ki yakında yayınlayacağız. Yani şimdi doğal olarak başlıklarımız aynı. Ama o dizinin içeriği asla televizyondaki gibi değil. Tartışma programı asla televizyondaki gibi değil. 15 tane adam sürekli birbirine böyle kafa sallıyor. E biz bunu yaptırtmıyoruz, sallatmıyoruz kafaları. Sen senin gibi düşünmeyen adamla çık karşı karşı karşıya konuş diyoruz. Ben kendi talk show'umda mesela... Merhabalar diye girmiyorum konuya. Lo alıyoruz muhabbetleri. Evet. Ve herkes mesela bizim programımıza çıkan milyonlarca takipçili ünlüler şu yorumları alıyorlar. Biliyor musun abi? Böyle tanımıyorduk. Ya. Harika bir insanmış evet. falan. Evet. Ya da birisi çıkıyor ha bu ne bir leş bir insanmış diyorlar mesela. Ben kendi programımda sadece beni kurtaramıyorum mesela abi düşünsene. Yani bir program beni çok seviyorlar, bir program benden nefret ediyorlar. Benim izleyicim bu arada. Ya beğenmiyor adam doğal olarak beğenmeyebilir. Orada onu gösterebileceği bir tuş da var. Beğenmedim bu bölümü diyebiliyor bize mesela. Biz de oh biz ne kadar izleniyoruzun gazıyla gezip tozamıyoruz eskiden televizyonda olduğu gibi. Doğal olarak evet başlıkların hepsi aynı ama biz altını YouTube'da en azından daha özgürüz diye ki özgürlük küfür etmek değil de bizim için bizim için sözün kesilmemesiydi. Bizim, bizim için ya bu cümle nereye gider dememekti. onları yaptık. Ama başlıklarımız aynı. Şimdi televizyondaki insanların YouTube'a gelmesi tabii muazzam bir şey. Cüneyt Bey'in de gelmesi müthiş oldu. Ee, özellikle seçim dönem döneminde de, sonraki pandemi hmm. döneminde de her gün canlı yayın yapmak demek YouTube'dan çok büyük bir mesaidir. Evet. Yaptı, dayak yedi. Twitter'da bayağı dayak yedi adam. E çünkü hmm. bu işi yapıyorsan insanlar yorum yazabiliyorlar. Armağan Bey'in de o sizin programınızda söylediği gibi eskiden bir köşe yazısı yazılırdı. Siz oradan takip ederdiniz acaba halk benim programıma nasıl bakıyor diye. Hmm. Ama bazen o köşe yazılarını biliyordunuz. Bazen o köşe yazarıyla yemek de yiyebiliyordunuz. Bazen hiç sevilmeyen bir program bile bir köşe yazarı işte yazarı işte Türkiye'nin sevdiği program diye tanıtabiliyordu gazetesinde. Şimdi yapamaz onu. Şimdi Twitter var. Yaptığın anda görüyorsun. İşi yaptığın anda görmek e, tiyatroculara nasip olmuş bir şeydi. Şimdi biz YouTuber'lara nasip oluyor? Çünkü evet. çat 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 aşağıda yazıyorlar. Artık bizim bir köşe yazarına da ihtiyacımız yok. Artık bizim çok büyük adamları tanımaya da ihtiyacımız yok. Bizim sadece e, iyi içerik üretip gerçekten iyi içerik üretip bunu asla manipüle de edemeyiz çünkü mesela düşünsenize bütün Türkiye'deki ünlüler çıkıp televizyona şey deseler ya da kendi Instagram hesaplarından ya olsam bir program yapmış harika desinler mesela desinler yok o program izlenmez çünkü insanlar artık tercihlerini baya ellerindeki mouse ya da parmaklarıyla ya da televizyon kumandalarıyla artık aniden değiştirebiliyor. Yani bunlar çok seviyor biz bunu izleyelim deme devri bitti. Babala TV'yi yatırım alacak mı? Aldı mı? Alıyor mu? Ee, Alacak. Şu anda dediğim gibi ben bu konulardan çok anlamadığım için bu para pul mevzularından benim aklımda sürekli bir performans sergilemek, bir format yapmak, bir içerik üretmek ve dışarıdan gelen iyi formatları kanalımızda yayınlamak vardı. Ee, bu konuda ama bir takım e, akıllı arkadaşların, artık dostların var. Artık var. var tabii. Peki bunlar seni e, borsaya bile açabilirler. Tabii hepsini yapacaklar. Şu anda bununla ilgili çalışmalarda ya devam Ya Aslında edelim. sen bir startup projesi. hı. -hı. Aslında öylesi. Tabii, tabii. Babala TV ne öyle. Hı hı. Ve hemen e, diyelim ki e, YouTube e, platformunu beğenmedi, e, anlaşamadı. Zaten ardı ardına e, yayıncılar geliyor. Sen ne zaman geleceksin abi? Nereye? YouTube'a. Ha ben YouTube'a gelmeyeceğim. YouTube çünkü orada çünkü... Ya hiç mi sevmiyorsun? Neden sevmedin bizi? Sevmiyor değil. Çok tatlı platformumuz Ya Ama YouTube... Yani YouTube'daki mesele şu. YouTube... Aslında e, öyle geniş e, bir platform ve başlangıçtaki sempatisi gitar çalan çocuklar fila e, <laughs> dan e, buraya gelen çok büyük bir A ve artık kaybolmayacak bir A Ama e, bir yayıncının yani mesela senin babala TV'nin ya da bir başka yayıncının çatısı altında oraya girilebilir. Çünkü aslında yayıncının e, ilkeleri, ve yayıncının e, şeyi olması gerekiyor, bir karakteri olması gerekiyor. YouTube karaktersiz bir yer, tırnak içinde kötü anlamda söylemiyorum. Yok bir, çok, çok haklısın. Bir, bir karakteri yok. Yani şöyle bir şey, sen şöyle bir şey yapabiliyor musun? Diyelim ki gırgırına yaptığın bir program Hı -hı. Babala TV'de. Evet. Ondan sonra mesele e, makara yapmak falan filan ve o programın derdi Babala TV'nin reyting alan. Yani tıklanan, <laughs> abone getiren programlarından biri. Bir de ee, ter döktüğün, risk aldığın, siyasi riskler aldığın, <laughs> ter döktüğün, hazırlığı için çok çaba ve vakit harcadığın bir programım var. Şimdi ikisine reklam satacak olsan, kendi kanalında, buna dersin ki işte buna gelsin, ee, ee, şey ee, işte. Şimdi şunu da yapmak istemiyorum yani reklam vereni kategorize etmek istemiyorum ama Anladım. işte buna gelsin ucuz reklamlar e, leblebi çekirdek buna da gelsin sağlam kurumsal reklamlar dersin. Bu ikisini aynı kategoriden satmazsın değil mi? Tabii ki yani şimdi sabah kadın programının aldığı reklamla akşam onun e, aynı kanalda yayınlanan dizinin aldığı reklam. Yani mesela tartışma konusu bile oldu ki. Ya ya. Ben yıllarca çalıştığım bütün kanallarda hmm. gece ge, çok geç saat yayınlanmama rağmen e, diziler kadar yüksek kategorilerden reklam satan bir programdım. Evet, Neden? Evet. Çünkü yapılan e, araştırmalarda değil mi o zamanki hmm. hiç, hiç hala bir takım sonuçlar veren şirketler var. İşte orada efendim yaş grubu, e, hedef kitle, e, ekonomik durumları falan filan. O zaman a, diyordu ki arkadaş benim e, burada da ee, işte tanıtımla beraber 12 dakikan var. Burada da tanıtımla beraber 12 dakikan var. Sen burada Okan'a reklam vermek istiyorsan o zaman şu yüksek kategori rakamından vereceksin. Hı -hı. Çünkü bunun seyircisi senin bu ürünü satabileceğin evet. az sayıda kitle. Bak burada reytinge bakmıyoruz. Tabii, tabii. O kitleye gidiyor mu bu program ona bakıyoruz. Adamın araba satacağı ee, lüks inşaat satacağı, lüks tatil satacağı, lüks telefon satacağı, lüks şu satacağı, bu satacağı. Bunun kitlesi bu. Bunu satın alabilecek kitle. Öbürü ne? Makaracı. Anladın mı? Öyle bir ekonomik durum yok. Dolayısıyla bütün dünyada bu ayrım yapılıyor. Şimdi YouTube bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Sen paranı YouTube'dan kazanıyorsun. Tabii. Sponsorluk falan Tabii. dışında. Dolayısıyla sen kategorize edemezsen programlarını farklı reklam ücretlerinden satamazsan o zaman sen sadece kendi kişilik özelliklerin dolayısıyla sen öyle olmak istediğin için efendi, kaliteli, araştırmacı şucu bucu olursun. Evet. Bir diğerinde ise biz senin gibi kaliteli insanlar yetiştiririz bu reklam politikası sayesinde. Aradaki fark bu. Dolayısıyla çocuklar öyle şeyler yapıyorlar ki YouTube'da ne kabiliyetli çocuklar öyle aptalca şeyler yapıyorlar ki öyle maymunluklar yapıyorlar ki sadece tık alabilmek için. Dolayısıyla diyorsun ki eyvah. Ya bu genç ve kabiliyetli çocuk hayatının 5 senesini, 10 senesini bu saçmalıklarla geçiriyor. Halbuki bu parasını başka türlü kazansaydı bundan çok güzel ya kaliteli diye de şey yapmayayım ama çok üretken <laughs> ve iyi ve kalıcı işler ...çıkabilirdi diye üzülüyorsun o çocuklar için. Şimdi uzaktan üzülmek bir işe yaramıyor abi. Ne yani yapayım? bu çocukların hepsini alıp... ...oturtup karşına konuşman gerekiyor bir kere. Çünkü bu çocukların yanındakilerin... ...ördüğü duvarı aşman bile çok zor. Yani düşünebiliyor musun? Sen bu çocuk 19 yaşında bir çocuk... ...inanılmaz izletiyor kendini. Evet aklı başında çok da zeki... ...sen de bunu fark ediyorsun? Şimdi bunu anlattın az evvel. Ama yanındakiler öyle değil... Aslanım ya gel şunu yukarı kaydır da bak bu kadar para kazanırsın sana şu arabayı alırız. Eyvah tamam o çocuk gitti. Yani 19 yaşında bir çocuk. Ben de çok mesela milyonlarca takipçisi olan YouTube e, şu genç kardeşlerim var benim mesela. Arada sırada gelirler bana. Derler ki ya, abi ne yapalım? Çok paranız var oğlum gidin Amerika'ya yönetmenlik eğitim alın derim. Ama ertesi gün başka birinin lafına e, icabet edip fitness'a giderler. Böyle olurlar falan. Hani oraya harcalar o parayı. Evet. Tamam çok güzel bir şey sağlık, spor harika bir şey ama yani öncesinde sürekli video ile uğraşan, sürekli montajla uğraşan, sürekli medya işi yaptığını söyleyen bir insanın gidip parası varsa eğitim alması gerekir diye düşündüm ben. Çünkü bu kanlı takip bir yere kadar gider. Yani bir yere kadar gider. Bir yerden sonra artık insanlar sizi e, ya da mecra değiştiği zaman insanlar sizin kim olduğunuzu, bazı konular hakkında ne düşündüğünüzü merak etmeye başlarlar. Şimdi Clubhouse çıktı. Clubhouse'a ben milyonlarca takipçisi olan arkadaşlarım da girdi benim. Bayağı melediler orada. Evet. E melersin canlı yayın bir açıyorsun böyle dediler kapattılar yani. <laughs> Ama bu adam mesela programa çıktığı zaman kütür kütür konuşuyor. Konuştuğu videolarda bilmem kaç milyon izleniyor. E şimdi artık hayat bunu iki yıl evvel söyledim bir programımda dedim ki artık sosyal mecralarda canlıya bağlanacak bağlamak zorunda kalacaklar. Çünkü artık uyanan e, müzisyenin uyandığı yataktan günaydın storiesi atmasını istiyoruz biz. Onunla uyanmak istiyoruz. Evet. Yani karısıyla uyanmaktan erinen adamlar Kocasıyla uyanmaya erinen kadınlar artık birileriyle uyanmak için mesaj atıyorlar sosyal ya, medyada. Ya Clubhouse böyle. çok güzel anlattın ya Clubhouse'u. <laughs> ve oraya influencerların hücum etmesi ve tabii ki Instagram'a koydukları fotoğraflar küçül küçül de daha ne kadar küçüleceksin mini minnacık bir yuvarlakta. Ee, yani kolunu koysa göğsü sığmıyor, <laughs> göğsünü koysa kıçı sığmıyor. Ee, ve o fotoğrafla da olmuyor tabii ki ve hakikaten melediler. Ben şey gördüm çok tatlıydı o ya. Böyle hani bir alışkanlıktır ya sosyal medya. platformu açılınca onun iyi bir kapağı olsun istersin böyle böyle yakışıklı bir şey koyayım falan filan. Bir tane hanımefendi vardı, bir tane de beyefendi vardı. İşte büyük bir siyasi mevzu tartışılıyor. Teknoloji tartışılıyor, eğitim tartışılıyor, gelecek tartışılıyor. Şöyle bir ses duyuyorsunuz. Telefon burada böyle. Aslına bakarsanız yani düşünebiliyor musunuz? Biz göçe bir toplumuz. Yani biz Rönesans görmemişiz ama sanat kaygılarımız var. Ve bakarsanız konuya eğer biz bugün Amerika'dan şu kadar iler bir baktım kim konuşuyor acaba diye. Güzel konuşuyor dedim. Kim konuşuyor acaba diye. Bir baktım şöyle bir konuşuyor. <laughs> Doğal sesi o fotoğrafa yansıtıyorsun. İster istemez yansıtıyorsun. Ve şu geliyor sana yani. Bence diyor Rönesans diyor. Bu toplumun en önemli. Yani böyle bir şeyle karşılaştığını <laughs> düşün. O yüzden ilk başlarda tabii ki çok enteresan enteresandı. Hepimiz şaşırdık. Aa bayağı WhatsApp konuşması yapıyoruz birbirimizle dedik. Bana faydası şey oldu mesela yıllardır tanıdığım merhabalaştığım, birbirimize like attığımız arkadaşlarımla iki cümle kurabildik birbirimize. Ne abi? Nasılsın falan diyebildik. Ama işte o ne haber abi nasılsını aşağıda bin, binmem kaç kişi dinleyince doğal olarak yine uzaklaştık samimiyetten. Benim normalde telefonla konuştuğum, ha ne haber aslanım falan diye konuştuğum adamların hepsi böyle. Olsan hoş geldin canım nasılsın? Bu konu hakkında söylemek istediğim bir şey var mı falan diyorlar bana orada. Doğal olarak ha diyorum ki bu da o samimiyette değil. Ama bir e, ses tiyatrosu yapılabilir bir radyo sineması gibi bir şey yapılabilir. Buna sponsor alınabilir. Ama orada şimdi benim gördüğüm böyle bir e, genel ev ya da bir swingers club varı bir e, şey dönüyor sessizce. Ah, e, <laughs> evet. takip et birbirini git oradan özel odaya falan gibi şeyler var. Ee, şimdi Kulüpler var. Periskopta Öz, özel odaya gitme şeyi. Ya, ilk... Ama orası yani tabii ki bilmiyorum. Bazı Arapça yazılar görüyorum, onu anlamıyorum zaten. Fransızlara bakıyorum, Fransızlar onun dilinden anlarım diye. Onlar böyle sürekli şey böyle efendi konuşma Burada ne yapabiliriz acaba filan? Medya müfüf 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 bir şeyler. Siyolarından ee, fazla konuştuk, e, orada e, ne yapılabileceğini biliyorsun değil mi abi? Evet evet onlar Bunlar için çalıştık. Ya, yani yani e, ama bizimkiler hemen orada e, şey e, hemen bir genel evde tarzı yerleşti aslında. Ha. Ya ama yani, şimdi e, reyting o. Ne yapsın çocuk? Yani mesela hiç konuşabilecek bir şeyiniz yoksa üf ya bu kız da ne güzelmiş falan şey dediğiniz zaman. Şey biliyorsun değil mi? Aşağıdan değil yukarıya e, abileri alıyorlar, e, takipçilerini artırıyorlar. Duydum tekrar, onu çok bilemiyorum. Tekrar aşağıya onu, onu indiriyorlar. Adam da diyor ki, fakat ben aşağı inince diyor takibi bırakmasınlar sakın. tamam <laughs> Çok <laughs> iyi ya. Böyle böyle <laughs> şey onlarla nasıl bir akçelenmeleri falan var. Onlarda böyle çok kulüp var ama bu şekilde. Ben orada pazartesileri Storytel'in edebiyat sohbetlerini yapıyorum. Evet, koyu koyu evet, falan ama biz de çok efendiyiz yani. Ya yani çok izleniyoruz, dinliyoruz fakat şey azaldı. Bütün Clubhouse'da yani ben hep oradaki o işte yazarlarla, çevirmenlerle seslendirme sanatçılarıyla o interview'lar hep en yüksek ee, devam ediyor katılımcı e, dinleyici açısından ama e, şey azaldı. Genel popülasyon azaldı. dikkatin çekiyor musun? Şu anda mi? da para kazanmaya açıldı mesela konular. Evet ee, ama bağış upgrade ediyorlar. Ee, ama işte yani tabii ki her şeyde olduğu gibi ilk başta herkes bir hurra gidiyor. Sonra tutunabilen tutunuyor, tutunamayan geri çekiliyor. Bir gün orada birisi Ama bu para yine... gönderin annem diye yayın yapılır mı ya? Ah, bir saniye. <laughs> Okan abi şöyle düşün. Şimdi mesela gerçekten öyle. Mesela biliyorsun bazı canlı yayın mecraları var. İşte TikTok'un canlı yayın alanı var. Mesela bir hanımefendi alıyorsunuz yanınıza ve çat ya da böyle mi o bölünüyor? Yarılsın bölünüyor, bilemiyorum. Bölüyorlar. Diyor ki mesela, bana diyor işte benim bağışım daha fazla olursa bu kadına istediğimi yaptırırım diyor. Kadının bağışı daha fazla olursa o benim istediklerimi yapmak zorunda değil diyor. Ya düşünebiliyor musun? Türkiye'de böyle başlık açarsan sence kime yaparlar bağışı? Sırf işte diyor ki kadına üzerine diyor süt dök. Döküyor üzerine falan filan. Adam o esnada 20 bin lira para kazanıyor. Ya yani bunu şey için söylemiyorum. TikToker'lar da canlı yayın açıp para kazanıyor falan. Bu bir geyik oldu artık. Kazansınlar tabii ki kazansınlar. Ama mesela bu şekilde de kazanan var. Doğal olarak konu dışarıda çok konuşamadığımız bir dizide gördüğümüzde, bir sinema filminde gördüğümüzde, ya da bir dijital platform dizisinde izlediğimiz şeyi linç ettiğimizde, Twitter'da bir başkasıyız ya biz. Hani Instagram'a nasıl efekt atıyorsak fotoğrafımıza, Twitter'a tweet atarken de bir efekt atıyoruz. Evet. Kim beğenir acaba diye yazıyoruz. Ama kendimiz olmaya başladığımız anda da, Pat, şeydeyiz, TikTok'tayız millete sırf birinin üzerine süt dökülsün diye 5 lira atıyoruz 10 lira atıyoruz belki bunların yarısı annesinin babasının kredi kartından atıyor e, abisinin amcasının kredi kartından atıyor şeyler nasıl. hiç para kazanamıyor mu muhalif solcu yazar e, sakallı e, <laughs> e, şeyden e, güney illerimizden birinden e, yayın açmış filan. ona böyle hiç şey yok mu Çok para üzücü gönderen yok mu yok yazık yani Az mı gidiyor? Hayır ya da, gönderirse diyor ki samimi değilsin diyorlar Yok Sen ya. bizden nasıl para istersin diyor. Adam dergi çıkartıyor. Merdiven altı. Yani hiç parası yok. Çünkü biliyorsun artık dağıtımcıların da bir tekeli var. Onlara, onlarla da iyi anlaşman lazım. Artık sadece iyi bir içerik çıkartmana gerek yok dergiyi basman için. Artık bazılarıyla iyi anlaşman lazım o derginin yayılması için. Böyle konular da var. Bazı adamlar, bazı muhalif insanlar, bazı solcular oturup dergi çıkartmak için sabahlara kadar çalışıyorlar. Yazılar yazıyorlar, araştırıyorlar, haberleri kovalıyorlar. O haberleri e, aktarıyorlar o derginin içine. Sonra diyorlar ki bu dergiyi satın alın. Siz nasıl emekçisiniz? Parayla mı satıyorsunuz dergiyi diyorlar. Aynı adam sonra gidip aa acaba kadının üzerine süt dökecekler mi falan filan deyip o dergiye vereceği paranın evet. on başka bir yere basıyor. Yani bu haksızlık, bu riyakarlık zaten bizim dedim ya abi işte başlıklarımızdan oluşuyor. Adama bir başlık koyuyorsun ve diyorsun ki bu budur. Sokak sanatçısı, sokakta şarkı söyleyerek sosyal medyada kitle kazanmış. Konserini konser afişi paylaşıyor. Ünlü oluyor artık çünkü milyonlarca insanı 100 milyon insan izlemiş kulübüne. Yapmasın mı konser? Yapıyor. Bilet verilmesin mi o ya? Bedava mı o iş? Hayır. Bir sürü çalışanı var, bilmem nesi var. Adam diyor ki ben bir konser yapacağım. Ne yazıyorlar altına biliyor musun? Vay be, sokakta bedava dinliyorduk. Yazıklar olsun. Evet. E, yani. Evet. yani. O Peki yüzden... YouTube'un bedavalığı ne kadar devam edecek? Başarılı oldu mu abone toplamakta? Araştırıyor musun bunu? Katıl butonu vardı. İşte katıl butonuna istediğiniz gibi bir pay biçebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ayda 6.50'ye, 6.90'a beni izleyebilirsiniz. Hiçbir şey koymayan da var. Sadece para verenlerin izleyeceği şey, içerikleri buraya koyuyoruz diyenler de var. Bu olarak... E, şey yani YouTube e, profesyonel ya da aboneliği hı hı. başarılı oldu mu YouTube orada? Bence yani oldu, sen bir yayıncı oldu. olarak nasıl bakıyorsun? Kesinlikle orada? başarılı oldu bence. Ama dediğim gibi bizim ülkede yine şuna vuruldu onu anlatacaktım. Mesela hmm. işte katıl butonu mu? Yazıklar olsun. Biz sana para vereceğiz e geldik onu. E tabii millet bunu diyebilir. Türkiye'de ekstra fazla söylemeye de hakları var. Çünkü dijital platformlar arasından bedava izleyebilecekleri bir yer var. YouTube. Ama evet. o da kendi içinde katıl butonu. Yani düşünsenize birisi bir video çekiyor. Bakalım diyor kutunun içindeki yılan beni öldürecek mi? Ananın diyor hmm. biraz sakinleşeyim. <laughs> Gidiyor böyle. Tam kaldıracakken devamını diyor. Katıl butonundan izleyebilirsiniz. Da, da daın, böyle devam ediyor. Mesela bu adamlara kızdılar önce. Yani. Ama aslında kızmamaları lazımdı. Çünkü yine Armağan Çağlayan'ın konuk olduğu programda senin söylediğin bir şeye dikkat çekeceğim abi. Çok teşekkür ederim bu arada bizi orada e, her zaman. Bizim için konuştun ve dedin ki o yani sizin onlar da dedin sürekli çalışıyorlar. Ama mesela ben Blue TV 12 bölüm e, bir iş yapacağım yakın hmm. zamanda. Hmm. Başka bir dijital platformda başka bir içerik satıyorum. Ben yokum orada ama bir içerik bir format hmm. satabiliyorum. Niye kendim biz yapmıyoruz? Niye bunu? orada bir yoksa çünkü sonuçta bir bu dijital platform aslında seni sınırlıyor değil mi? Sadece benle çalışma diyor? Yok, aslında öyle değil. Yani değil sağ mi? olsun konuda öyle bir sıkıntı hmm. yok. Ya yani ben hmm. çünkü dediğim gibi mesela bütün dijital medya patronlarında konu konuk alıyorum biliyorsun abi programlarında. Hmm. O bizim onlarla aramızdaki bağ YouTube'da ünlenmiş ve hani sadece ben varım diye Hadi bana bir program çekin diyen insanlardan çok daha farklı bir iletişimimiz var bizim onlarla. Hmm. Çünkü ben onlarla yayıncı olarak konuşuyorum, youtuber hmm. olarak konuşmuyorum. Hmm. Doğal olarak ben bir kanala bir belgesel programı satıp bir başka kanala başka bir programda satabilirim. Benim kendi yaptığım, beni ünlü eden programların hiçbirini satmadığım için yani hmm. pinch işte o diğer programlarım hepsi hmm. halen babalada durduğu için bakın benim bu programı çok izliyordunuz ya bunu artık buraya veriyorum demediğim için sanıyorum bana öyle bir şey gelmedi sınırlam sınırlama gelmedi. Hmm. Ama bizim para kazanmamız, kazanıyor muyuz? Evet iyi kazanıyoruz. Reklamlar geliyor falan ama hmm. artık çok büyük bir ekibimiz var. Evet. Doğal olarak ben Babala'da istemez miyim bir diziyi yapmayı? Hmm. Ama nasıl yapayım? Yani bir dizinin maliyeti ne kadar biliyordur insanlar, bilmeyenlere de söyleyeyim çok. Doğal olarak nasıl yapayım bunu Babala TV'de? Yani bütün varımı yoğumu bırakıp üstüne bir de kredi çekmem lazım. Sonra demem lazım ki bunun sponsorla çalışacağım. E, ...yürütmemiz gerekiyor demem lazım Ama aslında onun vakti Küç. geliyor çünkü dizi kanalları... Hı hı. E, e, ...yani uçurumun kenarına kadar geldiler. Şimdi buradan artık... ...sapır sapır dökülecekler hepsi. Ama yurt dışında mesela... Türkiye'de yani hiç bir balon kalmayan. biliyorsun bu yani şey hı hı. balonu gibi... E, ...mortgage balonu gibi bir şey... E, ...sorsan kaç para... ...kardeş senin televizyonun... ...der ki sana işte 400-500 milyon dolar falan... ...10 bin lira versen... Ee, yani 10 bin liraya satsa kimse almaz yani o çünkü hatta bedava değil üstüne para vererek birisinin üstüne yapması lazım o kanalları bunların çünkü <laughs> e, çok borçları var evet. İçeride e, tekrar e, yenilenmesi gereken çok fazla teknik donanım var atsan atılsan satsan satılmaz çok fazla birikmiş kıdem tazminatı var ve hepsi birbirlerine satılmış ve ödenecek çok fazla banka borcu var. Yani sokaktaki adama desen ki ya şu çok meşhur kanal var ya çocukluğundan beri seyrediyorsun onu sana bedava veriyorum almaması lazım. O kadar o kadar ucuz hepsi. Şimdi dolayısıyla bunlar tamamen battığında, artık bu diziler çekilemediğinde, artık bu a, yüksek ücretler ödenemediğinde orada genel yayın yönetmenleri ee, işte prodüksiyon şirketleri e, medya ajansları kendi aralarında saç ayaklarını hmm. kurup rüşvetleşemediğinde artık bu işler bittiğinde o zaman senin <laughs> kapıya gelecekler ama o zaman dizi çekmekler program yapmaklar kendi mantığında düzgün bir hale gelecek ya bu neye benziyor Hepimiz pandemi öncesinde bir para akışı vardı herkesin evet, evet. gidiyorduk bir lokantada. İşte kazıklıyordu, değil mi mesela? Tabii. Bir şeyin fazlasını para alıyordu. Dert etmiyorduk. Adama söylemiyorduk bile. Ki hatta bir daha oraya gitmeyelim bile demezdik. Hı hı. Ne pandemi pandemiyle beraber? Herkes sıkışınca, sıkışmayanların arkadaşları, tanıdığı aileler sıkışınca ne oldu herkes? Herkes diyor ki bu sefer bu ne ya? Ne parası bu? Niye? Da bana çok oluyor. Abi diyor, sen diyor bakmıyordun ki diyor adisyona diyor. Hatta kredi kartını veriyordun şifresini söyledi. Ya ne yapıyorsunuz? Soyuyor musunuz lan beni yıllardır? <laughs> Bu ne lan? Ver bakayım fişini ver falan. Yani hepimiz böyle olduk. Biz sıkıntı çekmesek komşumuz çekiyor. Komşumuz çekmiyor arkadaşımız çekiyor. Müzisyen arkadaşlarımız hepimizin var. <laughs> Oyuncu arkadaşlarımız var. Kimsenin artık parayla hovardalık edecek hali yok. Dolayısıyla dolayısıyla bir akvaryumda yaşayan oyuncular, bir akvaryumda yaşayan yapımcılar, bir akvaryumda yaşayan kanal yöneticileri hepsi bunu kavrayacak. O zaman sen zaten babala TV olarak gerçek rakamlarla, gerçek hak edişler ve gerçek harcanacak rakamlarla yani 300 bin lira maliyeti tutan diziyi aramızda akcelenelim. Sen ben genel yayın yönetmeni medya ajansındaki çocuk falan diye aramızda rüşvetleşerek 3 milyon lira haline getirirsek o gerçek dışı. E zaten hep böyle gitmedi mi? Hep yani bu böyle kanalların gitti. bu hali bu değil mi? Başta ben... böyle değildi. Onu tanıyordum, baş, bunu tanıyordum baş, Başta da. böyle hmm. değildi. Başta böyle değildi. Oza eskiden, eskiden başka şeyler vardı. Ticaret hayatında e patronların şey yöneticileri olur. Anlatabildim evet mi? Abi, yani o, bütün bunlar olur. Ama bu bu kadar bu kadar yani bu nasıl biliyor musun Pompei'nin son günleri bu. Bir tek haber kanallarına ayırıyorum. Çünkü haber kanalı baştan itibaren bütün haber kanalları başlangıçtan itibaren fakirdiler, fakir devam ettiler, az para kazandılar çalışanlarına hmm. ideal çünkü çalışanları haber kanalları çalışanları ya bu haber kanalındayım diye söylemiyorum. Eskiden e, ulusal kanaldan haber kanallarını böyle metederdim. Hı -hı. E, eskiden de e, bir haber spikeri kaç para alır? Bir haber kanalı yapımcısı kaç ah, para ah, alır? Ya. Stüdyosu evet. kaç paraya mal olur? Zaten e, bellidir yani. Yani bunun Ama sebebi de şey yani şimdi haber idealdir kanalı. İdealdir çünkü ona ideal ideal bir iştir diye gelmişlerdir. Yani bir haber spikeri için bir haber yazarı için bu. Tıp gibi bir şeydir, hukuk gibi bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? İtfaiyecilik gibi bir şeydir, ya, polislik gibi bir şeydir, Bir gibi. Ya yani, yani manav açıyorsunuz. Meyve satmanıza izin vermiyorlar. Ee. Nasıl para kazansınlar? Haber ee. kanalı açıyorsunuz. Nasıl para kazansınlar? Hadi özür, dilerim, evet, özür dilerim. Ne olur takım. reklam mı? Tamam, reklama reklam reklama mı girmemiz lazım? Peki, buyursunlar. Bitcoin çikolata yedim adımda Bitcoin 3 kolay adımda, coin parada. Hanımlar, beyler, canlı yayın konuğumuz Oğuzhan Uğur. Eğlenceli söyleşimizi sürdürüyoruz. Şimdi Babala TV'ye galiba iki kişi almak için bir şey açıyorsun, değil mi? İş ilanı mı veriyorsun, evet, ne oluyor evet. ve 40 bin kişi mi başvuruyor? 40 binin çok üzerinde. Yani yalnızca benim hesaplarıma gelen 40 bin. Yapma Çünkü hepsini ya. tek tek çıkartmak zorundayız. Neydi bu iki iş? Ya şuydu aslında biliyorsun abi çok iyi biliyorsun. Bu sektörde herkes her kanalda çalışabilir. Yani Babala TV'ye iş başvurusunda bulunmasına gerek yoktu insanların. Ya da biz iş ilan, ilanı vermek zorunda değiliz. Hep dediğim gibi Acun Medya'dan biri çıkıp gelip bizde çalışabilir. Bizden çıkıp gidip Acun Medya'da birisi çalışabilir. Televizyon sektörü öyledir. Herkes medya sektöründe kanallarda çalışır. Dedim ki zaten iki kişiyi aldık o sektörden. Diğer kalan iki kişiyi de, dört kişiye ihtiyacımız vardı, diğer iki kişiyi de dedim ki halktan ve hiç buralara gelip buralarda tanıdığı olmayan insanlardan bulalım dedim. Hmm. Belki inanılmaz bir yetenek bulacağız dedim. Hmm. Belki işte yetenek derken hadi birini alalım da ona program yaptıralım demedik tabii. Kablo da taşıyacak, çay da getirecek, koşturacak da montaja da girecek çünkü bütün ekip bu aşamalardan geçti. Ben hala o aşamalardan geçiyorum. Evet, kendi Ama belki, montajlarını evet, yapıyorsun. Evet, Belki birisi gelecek ve diyecek ki, şöyle bir fikrim var diyecek, hepimizin kafasını açacak. Evet. Ee, dedim ki, Türkiye'nin en uç köşelerinden bile bize yazın, gelin bizimle çalışın. Umarım hmm. dedim, hani çok mutlu oluruz biz de, hmm. çalışan da çok mutlu olur. Abi 40 binin üzerinde, bunun üstünde yüksek lisans yapanlar, Ol. 300 bin, 400 bin abonesi olup mavi tike sahip olanlar, Hı. Hmm. İnanamadım yani tabii ki biliyordum memleketin durumunu ama o kadar üzüldüm ki içine girince. Hani hep bilirsiniz ya hastanede kötü şeyler olduğunu acil servislerinde hmm. ama bir gün acil servise ufak bir şey için gidersiniz sonra dersiniz ki ben buraya bunun için mi geldim gerçekten içeride yaşanana bak dersiniz. Hmm. Tam olarak onunla karşılaşmamıza sebep oldu o iş başvurusu sadece bana 40 bin üzerinde geldi dedim ki çarşambaya kadar 2 gün içerisinde dedim hani başvurunuzu yapın bir gün içerisinde 40 bini geçtik. Ve şimdi insanlar doğal olarak bizden cevap bekliyorlar. Biz de harıl harıl bir taraftan program çekip bir taraftan Aha. kimsenin hakkını yemeyelim diye. Sürekli ben kendim bile yazıyorum. Ee, CV yollar mısınız? Bazısına yazmıyorum. Niye yazmıyorum? Ee, alaya alan oluyor. Hani belki hmm. o şekilde biz alaycı insanlar gibi gözüküyoruz demek ki hmm. bazıları için. Ben geleyim size harika şeyler katayım falan hop geç. Ee, bakıyorum ben sizi çok seviyorum. Sizin kanalınızda çalışmak istiyorum. Bakıyorum ne beni takip ediyor ne bizim kanalı. Geç. Hmm. Bir bakıyorum şaka yapmış. Geç. Ama bir bakıyorum CV yollamış. Buralarda çalıştım bilmem ne. Alıyoruz onu. İşte hemen notlarımızı çıkartıyoruz. Çalışabilir miyiz diyoruz. Peki Olabilir onlar mülakata mı çağrılacak? Maalesef. Ya yani öyle bir şey olacağını bile düşünmüyorum. E nasıl o zaman? Kuyruk mu olacak senin? Kuyruk olmayacak ama çok 3-5 e, kere süzeceğiz. Hmm. O 40 bin 50 bin kişiyi 3-5 kere süzeceğiz. Hmm. Sonunda da Aslında inşallah... sadece maaş vaat etmiyorsun, bir gelecek vaat ediyorsun, bir de eğitim göreceği ya da kendisini eğiteceği tabii. bir ya düşünebiliyor musunuz? Okan Bayülgen'i konuk alıyorum ben ya. ya evet. Yani bu böyle bir şey. Gelip orada mesela Arda Han'dan geldi çocuk ve hmm. hayatı medya ile ilgili düşünüyor, planlıyor. Hmm. Ben diyor ileride böyle şeyler yapacağım diyor. ...ve Okan Bayur'den de tanışıyor benim programımda... Sağ olasın, ...sen yani öyle ama sen mesela... ...konukluğun bittiğinde yani mesela program bitiyor... ...sen hadi çocuklar görüşürüz demiyorsun... ...oturuyorsun bir bakıyorum Aytu Akdoğan... ...sevgili Aytu Akdoğan... Evet. ...bir bakıyorum bir köşede seninle konuşuyor... ...edebiyat evet. konuşuyor... ...bir bakıyorum oradan kopuyorsun... ...başka bir arkadaşımız gelip sana bir şeyler soruyor... ...ve sen onları yanıtlıyorsun... ...şimdi... Okan Bayülgen'le ben bir programda tanışabilecek olsam ve onunla konuşabilecek olsam derim ki burası yalnızca benim maaş alabildiğim bir yer değil burası akademi derim. Birçok arkadaşımız da o şekilde bizde donanımlanıp başka yerlere gitmiştir. Ee, gelen arkadaşlarımız bizimle kalan arkadaşlarımız da mesela 5 sene evvelki ekip şu andaki ekiple kıyaslanamaz. Ben de arkadaşlar gelsin bizimle tecrübeler edinsinler. Sonra çok başarılı olsunlar. Sonra biz çalışmayalım. Sonra ileride bize baksınlar. Böyle aralarından belki bir iki refahlısı çıkar. Hmm. Ben olsa Nur sayesinde buraya geldim derler falan. Hani biliyorsunuz hmm. genelde demiyor ya insanlar onu. Ama bir ikisi der belki. İleride inanılmaz bir işe imza atmış oluruz. Belki Türkiye'nin en seveceği adamı, kadını, insanı biz oraya çıkartmış oluruz. Dedik. Aldık başımıza belayı işte. Bakalım uğraşıyoruz. Çok iyi yaptın. Çok iyi yaptın. Altın gibi kalbin var. Evet, bir de var. Böyle, böyle girişimlerin var. Bu da senin aslında ciddiyetini de ortaya koyuyor bu e, seni izleyenler yani delilerin akıl hastaların falan anlamda söylemiyorum <laughs> çünkü e, biraz da şizofreniktir izleme meselesi insanlar takıktırlar filan. bazen tehlikeli de olurlar şizofren izleyiciler e, ama e, senin işte şu ya da bu nedenle muhabbet ettiğin insanlar nasıl görüyorlar seni yani tabii ki çok güzel şeyler söylüyordur ama izleniminle Mesela şöyle der misin kendi kendine benden çok mu şey bekliyorlar acaba hem e, siyaset alanında hem yapımcılık hem yayıncılık alanında bana fazla mı e, misyon yüklediler der misin böyle? Sanırım diyebilirim ama derken de şunu kesinlikle göz ardı etmem. Bu beni onların yönlendirdiği bir yer değildi. Ya ben zaten bu şekilde sundum ilk başta kendimi de. Ya be, memlekette bir olay olduğu zaman ilk başta ilk dönemlerimde kimse bana hadi bu olay hakkında bir video çek demiyordu. Hmm. Ben o bir olay hakkında video çekiyordum. Ben arabamı e, trafiğin ortasından döndürüp kanala geri dönüp çünkü hmm. o esnada radyoda haberde bir şey duyuyorum, NATO ile ilgili bir şey duyuyorum mesela. Hop diyorum ki döndür arabayı. Gidiyorum. Hemen onu çekiyorum. Hemen akşamına yayınlanıyor. YouTube'un o e, hmm. güzelliği var. Hmm. Bunu ben yaptım. Doğal olarak bunu siz yaparsanız sonrasında insanlar memlekette bir olay olduğu zaman derler ki olsan sen ne diyorsun? Yani biz kendimizi attık o insanların yorumuna. Mesela etrafımdaki insanlar ne der onu bilemem. Ya yani derse doğru mu der onu da bilemem ama bazı insanlar mesela çok tahammülsüz olabiliyor. Bizim çalışma şartlarımızın farkında olamayabiliyorlar aynı sektörde olmamıza rağmen. Mesela çok ünlü bir şarkıcı arkadaşım benimle küs. Bir anda küsüyor. Diyor ki işte gel benim filmimde oyna diyor mesela. Yani ben gel benim film, filmimde oynalarla ekşi sözlükte 600 sayfa kazandım. Yani dedim ki hani ayıp olur dur ünlü olduk ee, adama gitmezsek bak ee. değişti derler gideyim filminde oynayayım. Bir oynadım filmde filmi de bir izledim böyle dedim ki oh yönetmeni de burada. Evet. Efe Hızır yani hala evet. söylüyorum yönetmenin inçlemeliler ben değil. Evet. Öyle garip filmlerde oynadım ama mesela sonra dedim ki artık kariyerim için bir karar vereyim. Yani her çağırana da gitmeyeyim. Abi gitmediğin anda 50 kere gidiyorsun adama 51. de çağırıyor gitmiyorsun. Vay be. İşte sektör seni bu hale getirdi. Yok be hocam. Beni sektör bu hale getirmedi. Bak beni bu hale getiren ne biliyor musun? Anlatayım. Beni bu hale getiren şu. Benim çalışma şartımı anlayamamanız beni bu hale getiriyor. Çünkü ben sabaha kadar program çekip hiç uyumayıp akşama kadar montajını yapıp sonra bayılıp sabaha kadar uyuyup sonra başka bir programa giden bir adamım. Doğal olarak sen bir müzisyensen gidiyorsun tabii ki provalar çalışıyorsunuz deliler gibi ama mesela klibini Çekerken kameranın başına sen durmuyorsun. Klip çekildikten sonra montajına girebilirsin ama montaj sabahtan akşama kadar sen yapmıyorsun. Oradan konserine gidebilirsin ama konserinden sonra en azından evine gidip dinleniyorsun. Ben konserden çıkıp arabayla yolculuk yapıp e, 3000-4000 kişiye konuşma yaptığımı biliyorum. Evet. Doğal olarak sen benim telefonumu açmadın, sen benim filmimde oynamadın diye e, bana çok küsen de vardır bu sektörde. Ha, bu Ama eski tarz şöhretler bunlar ya maalesef. Ya yani. İnan abi ben bunu hala şaşırıyorum. Yani şey anlatamıyorum. Tamam meşgulsün biliyorum da daha ayrı diyorlar mesela. Ya abi meşgulüm ve bilmiyorsun. Çünkü bu öyle bir meşguliyet değil. Benim özel hayatım yok bayağı. Yani hmm. bayağı senin de dediğin gibi hani evin var mı dedin ya. Hmm. Var yatmaya kullanıyorum. Keşke daha küçük bir ev tutsaymışım. Yani sırf hani YouTube'da program yapıyoruz falan diye gösterişli bir ev tutayım dedim. Evin daha görmediğim odaları var. Yani doğal olarak bu çalışma temposunu anlatmam için önce onlara onların birazcık daha anlayışlı olması lazımdı. Bu şekilde de küsen çok oldu bana. Bencil dediler. Başında programı söylemiştim. Çok geç kalıyorum. Ya Ek Ekrem İmamoğlu'nu konuk aldım ben. Ekrem İmamoğlu'na geç kaldım ben. Yani doğal olarak bütün ekip tedirgin tribe girmiş. Ama Allah'tan ben kendime güveniyorum. Girdim içeri Ekrem Bey'e dedim ki dedim yani şu trafik problemi dedim hallolursa dedim çok rahatlayacağız dedim. O yüzden geç kaldık dedim. Hop virajımı aldım. Ama bunu mesela viraj alamadığım durumlarda aleyhime kullanan oluyor. Ya bu zaten sorumsuz abi. Geç kaldım da biliyorsunuz yani yarım saat. Mesela senin de sanırım böyle problemin var abi. Sen geç kalıyor musun? Ben e, çok geç kalıyordum ama e, büy onu? büyüyünce biraz daha <laughs> zamanda gelmeye başladım. Çok, çok geç kalmak şey gibi o Bülent Ersoy'la karşılaştırıyorlar. Yani Bülent Hanım'ın <laughs> 9 saat geç kalması falan yani hiç o rekorları kıramayız. Bülent hanım da yani, iyi ki öyle yapıyor. Biz arabada video yükleyen adamlarız yani evet. her şey kanlı takip ama senin de TRT'de bir programa katılmışsın. Mesela asla hatırlamıyorsun abi. Çünkü biz senin de bugüne evet, kadar Evet, hatırlıyorum Yürüyoruz. canım. Hatırlıyor musun? Sana e, sana kötü davrandığım Sen davrandığı programın ortasında program. geldin. Evet. Programı evet, programına çok haklıydı kötü yani. davranmakta. Çünkü ben o zaman mesela tiyatro oyunları yazan bir adamken bir anda işte şey yapmaya başladım. Komedi şarkılar çıkartmaya başladım. Doğal olarak da beni çağırdılar ve ben oraya bir şarkıcı albümünü tanıtıyormuş gibi gittim. Ve doğal olarak da sen gelince şey dedin. Ne yaptın canım? Şarkı mı tanıtacaksın burada? Tamam tanıtırsın. Ben bir konuşayım dedin orada. Ama sen mesela o programın ortasına geldin ve herkes bunu çok normal kabul etmişti. Hepimiz öyle kabul etmiştik. Bir şey soracağım sana. <laughs> Şimdi... Buna cevap vermen lazım önce. YouTube'da, YouTube'da canlı yayın yapıyor musun? Arada sırada. Niye yapıyorsun ya da niye yapmıyorsun? Canlı yayın yapmak tabii ki geleceğin yayıncılığı artık. Yani YouTube için söylüyorum. Televizyonda her zaman öyle. Niye ama. kimse yapmıyor? Ya da niye az yapıyor? İşte görmedim abi Clubhouse'da. Nasıl yapsınlar? Peki canlı yayın yapmanın nesi var? Ne problem var? Mesela senin buçuk milyon aboneli bir televizyonun var. Yani bu demek ki sen orada bir şey yaptığın zaman onlara bir haber, bir sinyal, bir şey gidiyor. Ho ho bu bakın ne yapıyor filan gibilerden. Tabii. Bu hiçbir kanalın elinde yok. Mesela büyük dizi kanallarının elinde ya da büyük haber kanallarının elinde böyle merhaba biz şuna başladık diye oradan dürten, pink yapan, çink yapan falan bir şey yok. E tabi. Ama... Niye yapıldı? <laughs> yani yap Çünkü tehlikeli. çıkacak tek bir cümle anında bütün sosyal medyaya yayılabiliyor. Niye bir sen kendi yayın içerisine bir e, dump mekanizması, delay mekanizması bir şey... Ya mesela Esra Erol'ü izliyoruz, Müge Anlı'yı izliyoruz. Falan. Evet, evet onlar da 26 saniyeye kadar 26 saniye. gidiyor hatta. Yani o, o süreyi ayarlamak, sen de. bütün e, radyolarda e, bu mekanizma var. Birisi bir şey söylüyor, orada operasyonu yapan bir sarı tuşa dokunuyor, patlıyor, orayı siliyor. Yani biz... Ee, mesela o Müge Anlı'nın katili yakaladığı programlarda, Seda Sayan'ın evlendirdiği programlarda filan onların canlı yayınlarında zaten e, bir teyze konuşmaya başlıyor zaten yarısı sessiz geçiyor zaten ağızdan okuyoruz ki ne güzel küfürler ama yani e, niye yapılamıyor? Yani yapılabilir dediğim gibi ama içeriği hazırlamak bunu... İçerik esnasında bazen ortaya çıkartmıyor. Youtube'da özellikle birçok yayıncı için söylüyorum bunu. Peki sana asıl soruyu soruyorum. Tabii. Pandemi süresince evet. bir gece, bir cumartesi gecesi yayın yapıp da üstelik canlı yayın da değil. Bir müzik eğlence programı yapıp da ertesi sabah karıyla kocanın, dede ile torunun ya da e, sokaktaki e, balığa çıkan iki adamın aynı programdan dün gece aynı şeyi izlemiş olarak bir programdan konuşmasına neden olan kişi Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin. İbrahim tatlı ses oldu. Evet. Ne sen oldun, ne ben oldum. Hı hı. Ne e, bugünün işte YouTube'da şu kadar izlenen, televizyonda bu kadar izlenen insanları oldu. Ve herkes ne yazdı? Orada onun YouTube yayınına, e, Twitter'a özellikle tabii ki Polat Yağcı da çok güzel bir sosyal medya e, operasyonları canım, yaptı, yapıyorum. kullandı. Akıllı adam. Evet. Peki ama ne oldu? Yani hepimizin iyileşmesini dilediği, e, Allah sıhhat versin dediği, birilerinin o programlara gidenleri hasta ziyareti diye e, tiye almaya çalıştığı filan bir iş. Ve herkes geldi. Ne oldu? Bu nasıl oldu? Yani herkes bir araya gelmek istemiyor muydu? Herkes beraber karı koca Netflix'te aynı diziyi izleyemiyor ayol bir tanesi sızsa 8 bölüm ileri gidiyor herif falan kadın sızsa adam 8 bölüm ilerlemiş oluyor bir daha aynı şeyi izleyemiyorlar aynı anda bu çok önemli değil mi? Abi çünkü bir dizi bir adama bir dizi başka bir kadına hitap ediyor olabilir fakat İboşov bak ben hiç izlemedim eskiden ama bana bile hitap ediyor artık. Çünkü İbo Show bizim özlediğimiz yayıncılığı hatırlattı bize. Nostalji verdi. Sen zannediyor musun Abi 90'larda hepimizin aynı monitöre, evet, aynı oturma evet. odasında... Ay, yani ben şeyi söylemiyorum... Ee, Kemal Sunal filmlerindeki ya da Deve Kuş Kabare evet. e, oyuncularının filmlerindeki ya da diğer komedi ya da işte e, e, Apartman Kapıcıları dizisi, Bizim evet. Apartman dizisi filan onlardaki e, hani herkesin birbirine televizyon seyretmeye bazı evlerde televizyon var bazılarında yok bak onlar 70'lerin nostaljisi. 80'lerin nostaljisi evet. de başka ama 90'lar var 2000'ler var bir çocukla karşılaşıyorum 2000 doğumlu. 90'ların müziğini seviyorum diyor. Yahu ne alakası var? <laughs> Mesela sen 2015'leri falan sevmen lazım değil mi? Yani orada bir benim hiç tasvip... Ben hiç 90'ların müziğini falan sevmiyorum. 80'lerin müziğini de sevmiyorum. Ama e, böyle bir nostaljim yok. Ama beraber izlemek... <laughs> hatırlıyor musun? İboşov tekrar başladığında Twitter'da en çok gördüğümüz bir oğlanla kız... Bir cumartesi gecesi yan yana bir yatağa uzanmışlar bir oğlanla kızın yapması gereken şeyler yerine İboşov'a bakıyorlar en çok Twitter'da gezen fotoğraf evet, evet. ve altına da yazmış senle böyle İboşov seyretmek vardı diye böyle bir romantizm herkes birbirine şey yaptı post etti kimler post etti bunu birbirlerine 90 yaşında tipler mi hayır 20-25 yaşında 30 yaşında tipler post ettiler. Peki burada demek ki bir şey var. Peki bu nerede var? Amerika'da var mı? Var. Hı -hı. Fransa'da var. Bildiğim kadarıyla televizyonculuğunda, evet. ee, İngiltere'de var. Herhalde Asya ülkelerinde vardır ya da Afrika ülkelerinde vardır. Yani bir toplum Hı -hı. farklı katmanlarıyla Hı -hı. başarılı bir programcının Hı -hı. canlı yayınını... izler ve ertesi gün. Allah onun belasını versin ya da Allah ona ömür versin diye dedikodu yaparlar. Evet. Bu olmayacak mı artık? Ya şöyle söyleyeyim. Ben yine de abi şu noktada hala direteceğim. Ciddi anlamda tamam belki nostaljiye direkt başlık yapamayız nostaljiyi burada ama sen zannediyor musun abi yani ki bunu senin üzerinden seyirciye soruyorum yani sana sormuyorum tabii ki. Öyle bir haddim de yok ama. Estağfurullah. Okan Bayülgen bugün ana akım medyada yaptığı geçmişte yaptığı programların bir tanesine başlasa. Ortalığı yıkıp geçmeyeceğini mi düşünüyorsun sen mesela? Gerçekten bunu çok ciddi ve samimi olarak soruyorum. yaşam itibariyle Beyazıt ve ben... Hı hı. ...yani niye mesela şöyle demiyorsun bana... ...Rüstem Batum şimdi e, programa başlasa... ...ya da niye Cem Özer e, programa başlasa demiyorsun? Niye Aziz Üstel programa başlasa demiyorsun? Çünkü bir süre sonra... ...bir süre sonra... E, ...Okan Bayülgen ya da Beyazıt Öztürk de... E, ...Cem Özer ya da Rüstem Batum... Yaşına geliyor değil mi? Evet. Yani e, Amerika'da da değil mi? Evet. E, i̇nsanlar şöyle demediler adam da göçtü gitti toprağı bol olsun. Johnny, Car Johnny Carson programa başlasa demedi çünkü Johnny Carson'dan sonra Jay Leno ve David Letterman ve diğer arkadaşlar yarışmışlardı e, gecenin krallığını kapmışlardı. Onlardan sonra onlar bıraktıktan sonra işte Jimmy bilmem nelere kadar bir sürü adam. E, sizden yarıştı sonra kim geldi? Kim geldi abi? Yani ben televizyonda sizden sonra. Sen sizin... gelmedin mi birader? Hayır, bu öyle bir Nasıl şey ya. Değil. Abi, bu asla öyle bir kıyasa girmez. Nasıl ya? Şöyle söyleyeyim. Ben... ben şunu sana sormak istiyorum. Eğer ki hı -hı. eğer ki televizyoncular işlerini doğru yapsalardı. E, PT3 yani PT18'de evet, 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 başlayan hı -hı bilmeyen kalmıştır ama time. yine de evet. söyleyeyim. Prime time 1 8 10. Hı hı. Ondan sonra ya da 8 9 buçuk. Prime time 2 işte 9 buçuk 10 buçuk 11 falan. Prime time 3 yani 11 11 buçukta başlayıp devam eden program. Oradaki reklam kuşağının ederini evet. 5000 liraya düşürmemiş olsalardı hı hı. Nasıl bir geri zekalıktır? onu o kuşa, o paraya düşürmek nasıl bir başarıdır? Yani insan dese ki bir tane baklavacı açsan dese ki birisi ben bu baklavacıyı nasıl batırırım? Önce fıstıklı baklavayı artık yememelerini sağlarım. Sonra cevizli baklavayı yememelerini sağlarım. Sonra da su böreğini de yememelerini sağlarım. Benim yapabildiğim ee, tek şey limonata satmak, limonata satarak baklavacıyı ayakta tutmaya çalışırım. Ama bir süre sonra onu da yapamam. Bir süre sonra ve o baklavacı kapar. İşte konu buydu. Şey bu. Yani size yapılan şey buydu. Evet, ben de bana da televizyondan teklif geldi. Çok büyük kanallardan teklif geldi. Gittim de görüştüm de. Çünkü, evet biliyorum. E, görüştüm ve bunları anlattılar bana. Yani bir diziye aktarılan ve dizi arasında geçen reklam bütçesiyle gece yapılan show'un reklam bütçesini karşılaştırdılar. Dedim ki ha bu ne? Yani bu mesela Okan abi'nin program yaptığı stüdyonun elektriğini etmez dedim ya bu, bu para mesela. He, yani mesela örnek veriyorum. Sizi yani Amerika'da ya, hayır şovmenler bedava bile yapsalar programları ekibi besleyecek bir e, para onu diyorum yok. Işte zaten. Kameramanı Konu besleyecek o. para yok. Peki niye böyle oluyor biliyor musun? Çünkü kanal Hı -hı. kanalları yönetenler bütün departmanları ve insanlarıyla PT3 kuşağındaki reklamlarını çalıyorlar. Hı -hı. Evet. Onları dizilere aktarıyorlar. Yani PT1 dizisine paraları aslında yetmiyor. Onu bir daha yayınlıyorlar PT2'de. Anlatabiliyor muyum? Sonra PT1'in, PT2'nin ve PT3'ün parasını kendi kendi paralarını çalıyorlar ve dizilerine aktarıyorlar. Ve o dizinin parasını ödeyebilmek için. Peki bu nasıl oluyor? Bu ancak bir ortaklıkla mümkün. Yani bu ortaklıkta ancak kanal yöneticisi medya ajansı yani oraya reklam veren Hı -hı. ajans prodüksiyon şirketi Hı -hı. ve medya aj hatta medya ajansına reklam veren reklam veren Hı -hı. çalışanı patronu evet. değil çalışanı arasında kurulmuş bir ortaklıkla mümkün bir televizyonun kendi e, kuşağından reklam parası çalıp diziye aktarması. Bu şekilde batırdılar. Ama şunu da söylemek istiyorum. Amerika'da X kişi program yapıyor ve çok seviliyor. Y kişi X'in üzerine çıkıyor ve gölgede bırakıyor. Sonra Z geliyor, hepsini gölgede bırakıyor. Siz de böyle bir şey olmadı onu anlatmaya çalıştım az evvel. Yani İboşov'daki durumdan bahsediyorum. Yani mesela Okan Bayülgen bugün İboşov saat 8'de 9'da başlamasa İboşov da yapabilir. Biliyorum onu de onu demeye çalışıyorum evet. işte. Mesela Okan Bayülgen bugün e, ana akım medyada program yapsa Geçmiş olsun. Yırtar reytingleri. Ama konu artık reyting, konu artık iyi yayıncılık, konu artık iyi format değil. Onu söyledik ya mesela Türkiye'de hiç izlenmeyen dizi sırf İspanya'da çok izleniyor diye yayından kaldırılmıyor mesela. Bunun bunun gibi şeyler. İşte daha önce söylediğimiz televizyonun değiştiği noktada, yeni medyanın değiştirdiği noktada tanıdıklar falanlar, konuyu ticarete dökmeler. Hani inşaat sahipleri Şahan Gökbakar, Recep İvedi'yi çektiğinde 5 milyon izlendiğinde ben müteahhitlerin müteahhitliği bırakıp sinema sektörüne girdiğini gördüm. Evet. yani bayağı böyle dijital kamerayla çekilmeye başladıktan sonra filmler evet. neler neler gördük. Bunların evet. içinde maalesef ben de varım. Buna ben de hizmet ettim. Onda şey yapmayayım, yalanlamayayım. Ama televizyonda bunu size kimse yapmadı. Yani ben mesela Kanal D'ye ya da ATV'ye ya da Show TV'ye çıkıp senden fazla izlenseydim, sonra kanal seni gönderseydi, evet o zaman bunu konuşuyor olabilirdik. Hayır, sizi biz göndermedik abi. Sizi yanlış e, kanal politikaları gönderdi, korkaklık gönderdi. Doğal olarak kimse formatın kıymetini bilmedi. Herkes ...bazı taraflara, reklamcılara falanlara biat etti. Ama bugün Okan Boyülgen programları, daha yeni diyorum... ...senin eski yönetmenlerinle oturdum, izledim ya... ...ya böyle bir program bugün yapılıyor olsa... ...ya ben bunu anlatamam, ya, ya, bir jenerik bile bir klip... Ederim. ...şimdi hayır, sizin o programda yaptığınız jenerik bile... ...şu anda koyulsa 200 milyon izlenecek bir... ...YouTube için söylüyorum, benim mecram için söylüyorum... ...200 milyon izlenecek bir kliptir... Ha, ama var. Niye izlenmiyor? Hayır öyle değil abi. 1999'da, 2000'de, evet, 2005'te yapılan görüntüyü oradan alıp 340B'ye evet. koyarsanız izlenmez. O konu öyle değil. Sesi de kalitesi olur. Mesela Beyazıt Öztürk. Beyazıt Öztürk'ün yaptığı tiplemeler Hmm. Sadece bütün Beyaz Şov'u bir tarafa bırak Yaptığı tiplemeleri, canlı Canan Erçet'in atışmalarını falan evet. filan tek evet. başına bir YouTube kanalı olarak burada kursaydı evet. şu anda yemin ediyorum sana Enes Batur'dan fazla takipçisi vardı. Sen mesela e, Ansiklopedi diye bir şey yaptınız. Ne kadar izlendiğinin farkında mısın YouTube'da bunu? Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bunu seninle daha önce konuşmuştuk. Hmm. Aslında, aslında mesele şu. Ee, serseri, şahsına münasır, hmm. çok ciddi... Çok esprili, çok komik. Yani bütün Amerikalı, Fransız, İngiliz bütün şovmenleri düşün. Ve e, talk show program, Saturday Night Live'dan itibaren bu programları olan insanları düşün. Bunların ulusal kanallarda çıkmalarıyla örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Saturday Night Live hala devam eden cumartesi geceleri programları. Evet, evet, evet. Buradaki mesele şu. Genç çocuklar, genç Hı. çocuklar, e, Rolling Stones grubu. 60'larda Beatles grubu, The Doors grubu Amerikan televizyonda yani aşırı konformist, cumhuriyetçi, sağcı, e, e, inançlı hı hı. o günlerin dünyasında e, Jim Morrison kameranın ne? önünde e, e, fermu, pantolonun fermuarını indirince Amerika karışıyordu. Mesele neydi? <laughs> Jim Morrison bir sinemacı olarak aslında bir film de çekip sinemalarda gösterip pantolon fermuarını indirebilirdi. Mesele şuydu. Evet. Onu ulusal kanalda yapmasıydı. Ee, David Letterman ilk başladığında serseri bir talk show'cu olarak ve televizyonda herkesin gözü önünde yaşlandı. Biz de öyleyiz biraz. Biz de herkesin gözü önünde evet. yaşlandık. Ve o zaman mesele neydi? David Letterman bu haylazlığı, bu yaramazlığı ki bu tırnak içerisinde kontrollü bir haylazlık, kontrollü evet. bir yaramazlıktır. Çünkü haftaya yine programı var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama bunu e, ulusal kanalda yapıyordu. O zaman genç insanlar diyorlardı ki, ha bak ne yaptı. Bak ne yaptı hem de nerede yaptı? Mesele bu. Şimdi ulusal kanallarla o kanalların seyirci tarafından büyük kabul edilmesi ailenin ya aslında şöyle Amerika'da da Avrupa'da da ve Türkiye'de de şuydu. Yani bir kanal diyordu ki ben senin ailenin kanalıyım. Ben ahlaklıyım. Ben bütün toplumsal değerlere saygılıyım. Hı hı. Yalnız ara sıra Ankara'dan dayım geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve gece geç saatte geliyor. Tamam mı? Ve pek haylaz bir tip. Bazen de eve sarhoş geliyor. Bazen bir kız arkadaşıyla geliyor ama onunla bir türlü evlenmiyor. İşte ee, Babama da ya da anneanneme de böyle bir e, yakası açılmadık şakalar yapıyor ama o kadar hay, haylaz tatlı bitip ki onlar da büyükler de onu bağışlıyorlar. Senin aslında gece geç saatte çıkardığın şovmenin budur aslında. Evet. Ve sen onu kanal olarak kontrol ettiğin kadar aslında insanlar senin ailenin kanalı olduğunu anlarlar. O o o çılgın dayıdır geceleri çıkan. Haber bültenindeki de haber bültenindeki adam da babadır mesela. Evet. O efendidir, babadır. Ee, şeyi bizim Oprah'a ya, yani Seda Sayana, evet, Esra evet. Ceyhana tekabül etmeyen ama Oprah'a e, tekabül eden de e, teyzemizdir. Evet sosyal ilişkileri olan teyzemizdir. Good Morning Amerika'dan itibaren bizde de olan eski sabah programlarındaki e, tiplerde onlar da mesela evin büyük çocuklarıdır, hmm. üniversiteye giden çocuklarıdır filan. E bu ne anlatıyorum sana? Bir aileden söz evet, ediyorum. Evet, Aile evet. kanalı böyle olur. Hmm. Aile kanalı sürekli video kasetçiden video kaset kiralayıp gelip e, şeye takıp eee teybe takıp da ondan sonra bundan sonra yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, sabahtan akşama kadar dizi seyredeceğiz diyen aile kanalı olmaz. Evet, zaten de olmadı. Olmuyor i̇şte, zaten. O yüzden de yine mi reklam. Olmuyor. Ha? Aa, yine reklam. Ha? Yani bak, buradaki mesele şu. Niçin, niçin şunu istiyorum? Eğer mecra eee şey değilse ulusal kanallar, haber kanalları değilse o zaman senin başta Canlı yayınlara başlaman lazım ki insanlar bir araya toplansın ve herkes desin ki dün gece ne yaptı gördünüz mü? Ve de tekrar izlenmeyi de belki kesmek lazım. Ya da e, yayınlandıktan mümkün mü bilmiyorum, yayınlandıktan bir hafta sonra VOD olarak koymak lazım. Tabii o esnada artık çok geçtiği için... Biliyorsunuz şu anda yani o dijital platformların bile e, bir merdiven altı izleme durumları var. Durumları var. E, bunun başarılabilirse telif konuları başarılabilirse daha sağlam adımlar atılabilirse yani ben bir şarkıcıyı konuk aldığım zaman onun şarkısını kesmek değildir ya telif atmak sadece. Tabii Haklara ki. sahip olmaktır ya eğer konunun üzerine gidebilirlerse kaymaktan kurtulup biz de tabii ki yaparız. Çok da isteriz her yapmayı. Herkes bir araya toplanır. O kadar güzel. Bütün olabilir. abonelerin, bütün hayranların hepsi müthiş olmaz mı ya? Müthiş olur. Ben her programa gelirim. Yaşa. Evet, peki kısa reklam arası, hemen dönüyoruz. Bitcoin'e Kolay da, coin Parada TV 100 kanalını Dijitürk, D Smart, Türksat TV ve Türksat Kablo TV platformlarında 37. kanal. TV bu 47. kanal. Türk saat 4A 12.729 sembol 30.000 polarizasyon dikey frekansından izleyebilirsiniz. TV100 Türkiye'nin yeni yüzü. Hanımlar, beyler, yayıncı arkadaşım Oğuzhan Uğur'la canlı yayınımız devam ediyor. Peki, biraz artık ee, seni zaten... Herkes tanıyor. Biraz da ben sohbet etme imkanı buldum. Z kuşağı ne kadar izleyen var? Ne kadar? Fazla. Yarı yarıya diyebiliriz artık. Z kuşağı hangi yaşta olanlar? En büyüğü 21 yaşında şu an. Tabii. Yani 21 yaşında çok fazla takipçimiz var. 17 yaşında çok takipçimiz var. 15-16 yaşında çok takipçimiz var. 14 yaşında da çok takipçimiz var. Ama tabii onların abileri, amcaları, anneleri, teyzeleri de var. Doğal olarak böyle güzel bir eşitlik kurduk. Ama o teyzeler, amcalar, babalar yarısını Z kuşağı diğer yarısını oluşturuyor. Şu Peki, bütün siyasi partilerin Z kuşağı üzerinde projeleri var. Daha tam tarif edeyim, projeleri yok. <gülüyor> <gülüyor> yani yani evet. böyle bir arzuları var. Ve e, sanki o Z kuşağı, e, senin benim çocuklarımız değilmiş, siyasetçilerin çocukları değilmiş. Onlar sanki e, a, böyle bir başka uzay üstünde Bu kendilerine gibi evet. e, fasulye gibi büyümüşler gibi diyorlar ki bu Z kuşağını tanıyan birisi var mı? Oradan da diyor ki birisi ya birisi kitap yazdı onlarla ilgili. Hani Z kuşağı deyince herhalde anlaşılan şey yaşayan ölülerin dönüşü filmi gibi falan böyle uzaylıların istilası falan gibi bir şey. Ondan sonra tanıyan var mı? Bu konuda çok iyi bir tip var. Kim araştırmacı bilmem kim filan. Peki onu çağırın bana onunla konuşalım. Ondan sonra onunla konuşalım. Kardeş ne yapacağız? Bunlardan nasıl oy alacağız falan. Sonra şirketler diyorlar ki ya bu Z kuşağını tanıyan var mı birader? E işte sizin çocuklar ya falan. Yok yok bizim evdeki farklı. Bir de bir Z kuşağı varmış. Ondan sonra bunu kim tanıyor bilmem kim. Ya gelsin işte bunları bir nasıl istihdam edeceğiz? Hani çalıştıracağız memur olarak, işçi olarak filan. Sonra birileri diyor ki işte büyük şey satış platformları işte ürün platformları filan. Ya bu Z kuşağını tanıyan birisi var mı? Niye işte bunlara ürün satacağız filan? Sana böyle başvurular var mı? Maalesef var. Var. Ama <laughs> ben onlara hemen çok kısa bir rapor çıkartıyorum zaten. Bayağı da hızlı bir rapor. Diyorum ki Dinlemediğiniz bir kesme anlayamazsınız. Evet. Z kuşağını dinlemiyorlar ki. Z sen kuşağı mi? konuşuyor mu? Hem de nasıl konuşuyor? Ne diyorlar? Bize demiyorlar. Kime diyorlar? Kendi aralarında konuşuyorlar. Bizim e, muhatap, bizim muhatap almıyorlar. Bütün artık. evlerde çocuklar evet. kendi odalarına kapanmış. Kendi evet. şeyleri, haberleşme Hatlılar, ağları üzerinden hatlı hatlı konuşuyorlar. Haklı değiller mi? Yani gelmişler bize neyin hangi konunun ne kadarını bize tanımlıyorsun sen mesela? Diyelim ki siyaset için konuşuyorum. Gençler bize oy versin. Neden? Evet. neden? Neden? Biz hiçbir neden göremiyoruz ki. Siz Z kuşağını şey mi zannediyorsunuz diyorum onlara. Hani bir diziden etkilenen adamlar vardı, hala varlar. Ama diziden etkilenip dizide ölen karakter için cenaze namazı kıldırtan adamlar vardı. Şimdi sen bu adamlarla aynı psikolojiyi Z kuşağına uygularsan... Bak Z kuşağı Google'a doğdu. Evet. Adam 3 yaşında bana gelip şey sormadı mesela. E, ya da babasına şey sormuyordu. Baba bu soba neden sıcak diye sormuyordu. Soba, soba nedir? Ta 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 tak neden sıcaktır? Aa, soba. Baba sobaya gerek yok klima taktıralım deyip sana Z kuşağı bilgi veriyor artık gelip. Doğal olarak sen Z kuşağını dinlemeyi bırakıp ama ne diyor canım bunlar deyip onları zaptı altına çal almaya çalışırsan tabii ki analistlere de sorarsın, uzmanlara da sorarsın. Ki o uzmanlar da uzman değil ki konuya. Ya Z kuşağı öyle önceden öngörülmüş bir nesil değildi ki aslında teknolojinin o nesli buraya getirebileceği bu kadar hızlı olabileceği en azından bunun öngörülmemişti ki neyin uzmanısınız daha uzmanlaşmanız için konunun içinde olmanız lazım daha biz bundan bir sene önce maske takmalı mıyız takmamalı mıyız şunu yapmalı mıyız yapmamalı mıyız falan tartışıyorduk yani doğal olarak Aynı konu gibi bana yani düşünsenize pandemi oldu bütün haber kanallarını tabii şey altında bırakmayayım ama bazı haber kanalları mesela aldılar profesörleri dediler ki ne olacak bize profesör nereden bilsin abi bir gün olmuş daha hmm. yani senin doğal olarak bu profesöre z kuşağını sorman gibi bir şey bu sormamak lazım onlar cevaplarını hazırladılar ve bizim sorularımıza değil verecekler cevaplar hmm. bir gün gelecekler buraya diyecekler ki tamam evet o, evet, tamam, o, kurban olurum size diyecekler bizi kenara koyacaklar pırıl pırıl <laughs> devam edecekler biz de böyle kupkuğu yapacağız böyle arkadan hmm. yani o yüzden onların bize anlamı yani Onların bizi anlamasına gerek yok. Bizim onları anlamamız lazım. Çünkü bize onlar bakacak. Çünkü bu ülkenin geleceği onlar. Bu dünyanın geleceği onlar. 2023'e doğru siyasi danışmanlıklar verecek misin? Ben hala veriyorum desem isim de vermeden. Evet. Arada sırada artık o kadar şeyim ki çünkü arkadaş ortamı gibi. Ben de hiçbir zaman öyle bü bürokratik bir durum olmadı ya efendim işte takım elbiseler hmm, giyilmedi hmm. bende. Şöyle bir şey olmadı. Ya yani hatta bugün, programları yaparken de tabii, olmadı. tabii tabii. Yani ben bugün bir parti liderine de seninle konuştuğum gibi, başka bir konuğumla konuştuğum hmm. gibi, bir arkadaşımla konuştuğum gibi konuşabiliyorum. Yani mesela bir belediye başkanını alıp bana da kazanırsanız otopark verir misiniz diyebiliyorum. Çünkü hmm. benim e, ben de eski kuşaktan değilim aslında. Tam arada kalmış bir kuşak olduğum için ben de kendi lisanımı, üslubumu e, bir şekilde taşıyorum ekrana sorularıma. Hmm. Doğal olarak bu samimiyet de bazı politikacılara şey yaptırtıyor. Bazen mesaj alıyorum yani. Ya olsam bu konuda biz ne yazalım sence ya falan diyorlar. Hmm. Ben de doğal olarak naçizane diyorum ki bence hiçbir şey yazmayın <laughs> demiyorum öyle de. ya, ya. yazıyorum yani, açıklıyorum diyorum yani bazen döndürülmeyecek konular oluyor ya yani şeyi unutmamak lazım bizim öğreneceğimiz şey kitlenin nereye doğru hareket edeceği değil kitlenin ne düşündüğü yani sorunun başına dönersem ya. önce bir ne düşündüklerini duyacaksın duymak için kulak vereceksin kulak vermek için dinleyeceksin kimse kimseyi dinlemiyor sen benim lafımı dinle hayır ben Zeykuş'um dur dinleyeceksin dinle beni falan bu olmaz artık bunu bize yapabilirlerdi bize yaptılar da. Çünkü bizde TRT1 vardı. Haberler 10 dakika sürüyordu. Bakanlar kurulu toplanıyordu ve biz bir bakanı bile tanımıyorduk kim olduğunu. Ama artık konu öyle değil. Bir bakanın hangi kıyafetleri tercih ettiği, hangi rengi sevdiğini falan biliyorlar. O Z kuşağı. O Z kuşağının elindeki telefon bizim kullandığımızdan çok çok daha fazla işe yarıyor onların elinde. O yüzden çok okuyan mı, çok gezen mi bilir. Adamlar hem okuyorlar, sosyal de olsa ...hem de çok geziyorlar... ...yani o yüzden birazcık onlara bir şey anlatmak yerine... ...bizim onları dinlememiz lazım sanıyorum... ...peki... Ee, ...bu... ...babacığınla yaptığın... <laughs> e, ...o senin bir de öyle bir tarafın var... ...çok saygılı... E, ...Kadir Şinas... <laughs> ...ve ciddi bir tarafın var... ...ben hayranım babanla yaptığın... E, ...programlara... ...hakikaten çünkü o senin... E, ...sadece hani siyasi program yapman nedeniyle aslanım ve bak kafası bu konulara da çalışıyor gibi gelmiyor. Orada babacığınla saygı sevgi Baban da evet. ciddi bir adam. Öyle. Yani şimdi orada da hani bir şey değil hani hani komedyen çocuk babasıyla şakalaşmaktadır değil. <gülüyor> <gülüyor> <Biz> <gülüyor> zaten <gülüyor> sarı dolar yeriz. <laughs> evet <yani>. Babamla <gülüyor> şakalaşmak <gülüyor> istedim ben. İstemedim mi? İstedim. Ama sarı yani dolar yeriz. O, o, orası ciddi bir orası ciddi bir yer. Bu, bu açıdan da hakikaten saygı duyulacak bir şey yapıyorsun. Ee, ...sonra... E, ...nasıl görüyorsun yani... Si ...siyasette bir yer görüyor musun kendine? Yani... E, ...iş başa düşer mi orada? Sana teklif de gelir mi? Yani gelsene... ...bizimle evet. beraber falan diye Çok ciddi bir e, açıklama yapayım mı... ...bununla ilgili abi? Başını belaya sokmayacaksın. yap ha. Kimsenin başını belaya sokmayacaksın. Benim değil kendi başına. Ha. Şimdi Gözlük geldi <laughs> yani şimdi ha. ha. Biz... ...siyaset yapmıyoruz aslında biliyor musun abi? Yani biz... ...sıkıntılarımızı, üzerimize çöken sıkıntıları anlatıyoruz. Çünkü ben Doğu'da yaşadım. Babamın görevi nedeniyle. Sonra bir gün bizim lojmanımıza roket atarla saldırdılar. Roket atarla saldırılınca ortalık patladı. Kan kıyamet. Benim arkadaşımın babası şehit oldu. Kim yaptı bunu dedik? Dediler ki PKK'lılar yaptı. Biz o anda PKK'dan nefret etmeye başladık. ve Ben o anda 7 yaşımdaydım, 8 yaşımdaydım. Şimdi pedagoglar neleri konuşuyor? Çocuğun yanında gaz çıkartmayın falan diyorlar. Efendim bebeğin altını değiştirirken yüzünüzü ekşitmeyin ileride özgüvensiz bir çocuk olur falan diyorlar. Peki siz 7 yaşında 8 yaşında çocuğa nefreti yüklerseniz o çocuk ne olur? O Ben mesela o nefrete hükmedebiliyorum ama peki hükmedemeyen ne olur? Her asker değil Kimseyi genellemiyorum her kolluk kuvveti değil ama bazı kolluk kuvveti mesela bir kişi iki kişidir belki ama ne yapıyor evdeki sıkıntısını görevine yansıtıyor doğuda bir köye gidiyor Adamın birine hiç yoktan yere dövmeye başlıyor çocuklarının önünde. Hı. Şimdi çocuk babasını döven askeri görünce ne yapıyor? Nefret ediyor o askerden. Çocuk o yaşta daha nefreti öğreniyor. Sonra sen bugün siyasetçisin ve milliyetçisin ve başka değerlerin var. Ne olursa olsun çıkacaksın ve bekadan, vatandan, milletten bahsedeceksin. O çocuğa ondan bahsedemezsin. Bugün HDP'li bazı gruplar gelip bana barıştan, karanfillerden bahsetmek isterler. Bana bahsedemezler. Çünkü ben de o nefreti çocukken öğrendim. Sonra bugün mesela bir milletvekili gözaltına alınıyor. Milletvekilinin yakın durduğu partinin yakın durduğu bir örgüt yüzünden ben o milletvekilinden mesela nefret ediyorum. Nefret edebilirim. Ama o görüntüleri izlerken milletvekili gözaltına alınırken çocuğu babasının gözaltına alındığı arabanın camına yaslanıp diyor ki babacım burada ben varım diyor. Aynı benim babam gözaltına alınırken benim babama söylediğim gibi. Şu anda ben böyle düşünüyorum diye o çocuk da benden nefret ediyor. Ve ben de belki sadece benden nefret ediyor diye değil bağlı olduğu örgüt yüzünden ondan nefret ediyorum. Bizim birbirimize çocukken öğretilmiş nefretlerimiz vardı. Ve bunu hiç babası evinden alınmamış, hiç binasına roket atılmamış, hiç babasını asker dövmemiş adamlar kullandı. Benim nefretimi bir başkası kullandı, siyaset yaptı, oy kazandı. O çocuğun nefretini bir başkası siyaset yaptı, oy kazandı. Ben o çocukla düşmanım. Ama bizim yerimize başkaları evde sıcak koltuklarından savaşıyorlar. Benim nefretimi başkaları nakite, başkaları oya çeviriyorlar. İşte benim burada anlamlandıramadığım konu bu. Bunu anlamlandıramadığım zaman bana diyorlar ki sen siyaset yapıyorsun. Hayır kardeşim. Ben siyaset yap yapmıyorum. Bana 7 yaşımda öğretilmiş bir nefretten kurtulmaya çalışırken bana nefret besleyen insanla diyalog diyalog kurmamı engelliyorsunuz. Ben buna kızıyorum. Doğal olarak buna kızdığımda da sen siyaset yapıyorsun diyorlar. Bugün siyasetçiler siyaset yapmıyor arkadaşlar. Ben mi yapıyorum? Siyasetçiler şu an siyaset mi yapıyor zannediyorlar insanlar. Hayır. Kimse bir şey yapmıyor. Bir grup insan var. Bunu bir partide şeyinde söylemiyorum, altında söylemiyorum. Bütün partiler için söylüyorum. Nasıl kullandılar sosyal medyayı? Pırıl pırıl değil mi? Bugün bir algılar ve olgular vardır. Algıların ne olduğunu biliyoruz. Hemen yaratılır. Bir de olgular vardır. Biz olguları unutup partiler de böyle oldu artık temelinden, toplumundan. Adam kendi partisinden hata yapan adam için susuyorsa ya da bir başka karşıt görüşlü partinin yaptığı doğruya susuyorsa işte siyaset olmayan odur. Ama ona siyaset derler. Benim söylediğime siyaset derler. biz de siyaset yaparlar. En sinirlendiğim şey buydu. Senin programında olmasam asla bunu anlatmazdım. Yani bana bir milliyetçi, bir faşist olarak bakıyorlar ama ben o çocuğun neden nefret ettiğini biliyorum bizden. O Kim da bilsin ki, öyle. Abi çok bakan var sosyal medya işte abi ee, diyorsun, Algılar, algılar. Ama, ama algı e, şey e, harikasın. Hakkı yani, abinin bana söylediği gibi söyleyeyim sana ömrüne bereket. Harikasın. Allah sana uzun uzun ömür versin bir tanem. Estağfurullah, estağfurullah. Neyse beraber çok şey yapacağız inşallah. İnşallah. Harikasın. Pekala. Program burada sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Gecici. Hemen kapat. Yani söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Tabii, Buradan TV yüzün sosyal medyacılarına sesleniyorum. <laughs> bana çok kızgın olabilirler. <laughs> geçen bir, geçen sene bir programa katılmıştım. Kendi programımdan da eleştirmiştim. İşte bazı başlıklar. Mesela ben 40 programına katıldım. Başka bir programda hmm. onun şeyi başka aktı. Başka bir televizyon kanalında başka bir programa katıldım. Onun başlığı başka aktı. Evet. Yani bizim konuştuğumuz başka konuşulmuyor ya çok. çok Kızmasınlar haklısın. bana ne olur? Evet. Ama Twitter'da mesela az evvel verdiğimiz reklam arasında şey gördüm. Oğuzhan Uğur şöyle dedi diye bir başlık atmışsınız. Twitter'da beni yerler abi. Ne olur bana biraz iyi davranın. Başlıkları biraz yumuşatın. Başka bir isteğim yok. Çok seviyorum sizleri. Çok de. haklı sevgili saygı konumuz. duyuyorum. Teşekkür Bekala, ederim. Pekala. Teşekkür ederiz. Azem'i dikkati gösterirler bizim sosyal medyacılarımızdan. <laughs> Sağ, Sağ ol. İyi ki geldin. Haftaya görüşmek üzere. Koçak pırlantalarına evet demenin şimdi tam zamanı. Eşsiz tasarımları ve ayrıca